Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bir saatlik aradan sonra gündüz oturumunda 35 kişi gördük. Şimdi şu anda 20 civarı. Belki birazdan yine katılım olabilir. Herkes döndü mü yerine? Belki bir şeyler yazılmaya başladığına göre oradasınız. Herkes dakik. Bravo. Görüntüm biraz flu değil mi? Kamera netlik ayarı bir değişiyor. Peki. Bir şeyler yedik. Çay içtik. Kendimize geldik sanıyorum. Hazırız. Akşam oturumu diyelim buna işte. Akşam oturmasına geldik. Daha doğrusu ben sizin evinize akşam oturmasına gelmiş gibi oluyorum. Çay ikramlarınızı kabul edemiyorum ama neyse ki kendime bir tane aldım. Şöyle. ÖSYM'nin çıkmış rağbete sorularına bakacağız dedik. TG soruları da çok benzer zaten yazılmış. Bakalım gerçekte ne kadar zor ya da kolay. Bu sene de çok farklılık olmayacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Bu arada 3 ders saat yapacağımızı hatırlatmış olayım. 45'er dakikalık yine 3 ders yapacağız. 9 civarında bitireceğiz. Sınavı İncelememiş olan var mı? Geçen seneki ÖABT sınavını incelememiş olan. Soruları görmeyen. Herhalde herkes yapmıştır diye tahmin ediyorum ama var. Gizem, Sevcan, hocam peki. Biz derken kaç kişi adına konuşuyorsunuz? Siz ve isimler de bu arada ilginç. Normalde online derslerde galiba pek böyle rumuzlara takma isimlere falan izin verilmiyor ya da istenmiyor, tercih edilmiyor. Kaptan Kusto var falan. Neyse. Bigu. İyisiniz değil mi arkadaşlar? Oradasınız. Pekala. Son ana bıraktınız. Peki. Yani herhalde o son an gelmiştir diye düşünüyorum o zaman. Birlikte bakacağız. Zaten işte ne kadar süre kaldı? Bir ay, yaklaşık bir ay kadar bir sınav süre var. İşte bir aydan belki biraz fazla. Temmuz 20 itibariyle değil mi? Alan testini alacağız. Peki. O zaman hazırsak başlayalım yavaş yavaş. Şimdi aslında bugün gündüzki derslerimizde biraz bahsettik. Orada işte denominal noun diye bir tabir vardı. Şimdi bu sefer collective noun görüyoruz. İşte bunda ne anlama geldiğini söylemiştik. Collective, topluluk adı anlamını taşıyordu değil mi? Topluluk adı. Collect, toplamak. Collective demek ki topluluk adı ifadesi. Ne anlıyoruz collective noun ifadesinden topluluk adı deyince? Şöyle bakalım. Birinci seçenekte, A seçeneğinde hangi sözcük topluluk adı gibi gözüküyor size? Bu arada olmayan seçeneği arıyorduk. Audience sözcüğü değil mi? Evet, audience. Seyirciler, izleyiciler ya da dinleyiciler demek daha doğru. Çünkü audience daha çok nerede? Konser benzeri etkinliklerde kullanılıyor değil mi? Peki B'de hangi sözcük? Demek ki A değil. Var. Collective noun dediğimiz sözcük. Clergy. Anlamını herkes biliyor mu clergy sözcüğünün? Anlamını biliyor muyuz? Bunu da bu arada çizdik. Yazılıyor bir şeyler ama cevap gelmedi galiba. Din adamları olsa gerek, değil mi? Clergy. Bilmiyorum duydunuz mu? Bilen var mı ama din adamları. Ve topluluk adı için yine kullanılıyor. Pekala duyduk diyorsunuz. C'de herhalde family sözcüğü. Siz yazmadan peki ben söylemiş olayım. Denizli'de var mı? Yok. No. Peki. Tamam. E'de government sözcüğünü görüyoruz. Peki o zaman bunu işaretledik. Bu arada measles sözcüğünün anlamını bilen var mı? Bir hastalık olsa gerek. Anlatıyor burada. Tanımını yapmış zaten. Causes fever. Small red spots. Cover the whole body. Kızamık. Evet. Peki. Bir de kızamıkçık mı var? Bir de onun küçük şeyi var galiba. Küçük olanı var. Farkı bilen var mı? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum doğrusu. Ama çocuklarda daha çok sık görüldüğünü biliyoruz. Aşı yaptırıyoruz. Kızamık.
Evet, genelde böyle birkaç hastalık var. İsminde böyle S takısı olan ama hani çoğul takısı olmayan. Evet, chickenpox diye de bir hastalık var. O da hangisiydi onu da biliyorum. Ama şu anda Türkçesini hatırlayamadım. Neydi? Su çiçeği değil mi? Su çiçeği. O da çocuk hastalıklarından bir tanesi. Tamam. Hani bu measles'daki gibi S ile biten sözcüklere örnek olarak aklıma rabies geliyor. Rabies duydunuz mu bilmiyorum. O da kuduz hastalığı. Bu da hani yine benzer şekilde S ile, yani S ile bitiyor ama çoğul değil. Pekala. Geçtik. Artık soru tiplerine aşinayız TG'lerden. Hangisinde altı çizili ifade yanlış kullanılmıştır? Bu sözcüklere one another, each other, themselves, myself, himself ne diyebiliriz? Pronoun bunlar aslında değil mi? Bunları niteleyen üst başlık pronoun. Zamirler, pronouns. Onların altında işte değişik şeyler var. Possessive pronouns var. Ondan sonra reflexive pronouns var. Burada mesela işte myself, himself gibi sözcükleri reflexive pronoun diyorlar. Bir de reciprocal diye bir şey var. Onu duydunuz mu bilmiyorum. Reciprocals. Bu da hani each other, one another gibi ifadeler. Hani karşılıklı anlamında aslında reciprocal biraz mutual sözcüğüne benzer bir sözcük. Evet, mutual yazmış zaten Merve. Tamam. Güzel. Şimdi yanlış ifade arkadaşlar. Hangisi acaba? Yanlış ifade. Evet. Herkesten cevap geliyor. C cevabı doğru. Burada doğrusu ne olması gerekiyordu? Patrick and Ted were happy to see each other daha doğru galiba. İşte bu reciprocal dediğimiz şey galiba burada daha doğru. Themselves hani kendilerini anlamında oluyor. Them de tam olarak karşılamıyor. Each other daha doğru bir ifade. Evet, pekala. Diğerlerinde bir hata yok. Ha, diğer geçen hafta yaptığımız yani aynı çalışma yaptık başka bir grupla. By himself ifadesini takılan arkadaşlar oldu. Bu ifade yalnız anlamında değil mi? He's lived by himself since his wife died. İfadesi tek başına yalnız, kimsesiz, kimse olmadan anlamına gelen bir ifade. Hani on my own ya da on his own ifadesine benzer bir ifade. Peki bunu da açıklamış olalım. Structural ambiguity arıyoruz. Structural ambiguity, yapısal belirsizlik demiştik Türkçe'de karşılığı. Hatta işte diğer belirsizliklerden de bahsettik. Transformational ambiguity diye bir başka kavram var. Bir de lexical ambiguity diye bir kavram var. Onları da bahsettik. Orada örneğin bir arkadaşımız bu bear sözcüğünü galiba örnek vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu sözcük itibariyle aslında yine bir şey yaratıyor. Structural ambiguity'den bahsedebiliriz. Yani cümle bazında da bir belirsizlik yarattığını söyleyebiliriz. Burada evet cevaplara da bakıyoruz. Cevaplar E yönünde. E doğru cevaptır. The boy ate the apple under the table. Bu ifade bu arada contains. Tamam. Structural ambiguity dediğimiz için doğru okumamız lazım. Bu not'lar şeyler karışıyor bir süre sonra böyle. İç içe geçiyor. Ben de okurken biraz işte yanılıyorum. Yanlış şeyler söyleyebiliyorum. Structural ambiguity burada var. Yapısal belirsizlik daha çok syntax söz dizimiyle alakalı bir durum. Ve işte masanın altında da yemiş olabilir ya da masanın altındaki elmayı yemiş şeklinde anlaşılabilir. Burada BR evet lexical ambiguity diye açıklayabiliriz. Yani structural değil lexical ambiguity olarak açıklamamız gerekiyor. Diğerlerinde sanıyorum buna benzer bir durum yok. Peki. Doğru seçenek Edirne'dir. Evet. Suffix, kullanılan suffix farklı bir işlevle kullanılıyor. Bunların bu arada suffix, prefix İkisini birden tanımlayacak ifade affix diye geçiyor biliyorsunuz. Affix şu yukarıdaki tabir. Hem prefix hem suffix için kullanılıyor. Onu da hatırlatalım. Ne demiştik burada?
Morfoloji altında bu arada bunu inceliyoruz. Yani hani sözcük türüne bakıyoruz demiştik. İsim mi, ecek fiil mi, sıfat mı, zamir mi gibi. Evet. A'ya baktığımız zaman industrial. İşte burada ayrımı nasıl yapıyoruz? Pek meslek şeklinde değil de çünkü arada applicant falan gibi ifadeler de var. Employer'da hani işveren tam olarak meslek gibi de düşünemeyiz. Ejective ama değil mi bu? Sonuçta. Industrial. Ejective. Diğerleri ise noun. Evet, diğerleri noun. Dolayısıyla aradığımız seçenek Adana diyoruz. Peki. Monoslavik. Poli ya da mono. Mono tek demek, poli çok demek. Tek eceli bir sözcük arıyoruz. Tabi söylenişiyle alakalı demiştik. Biraz bizim için zor olabiliyor bunlar. Doğru telaffuzunu bilmemiz lazım. Yine morfolojiden gelmiş. Evet, burada da talked ifadesi. Söylerken talk diyoruz. İşte bizim öğrencilerimiz biliyorsunuz bununla çok karşılaşacağız. Bu regular ED ya kuralı regular fiiller için kullanılan işte past çekim eki ED biliyorsunuz farklı 3 şeydi. Buna da allomorph deniyordu bu arada. Onu da biliyor musunuz acaba allomorph tabirini duymuş muyduk? Yani hani bazen T şeklinde, bazen D, bazen ID şeklinde okunabiliyordu. İşte bunun eğitimini yani hani bu dil bilim burada belki çok pek çok konu var ve bunların belki çoğunu pratikte kullanmayacağız sınıf içerisinde fakat işte bazı kitaplar benim mesela kullandığım çoğu kitap yabancı basın evlerinin çıkardığı coursebooklar genelde bu şeyden bahsediyorlar. Tabi allomorf ismiyle değil ama işte bu düzenli çekilen fiillerin farklı telaffuz edildiğini anlatıyor ve öğretiyorlar. Hani öğretmeye yönelik bir takım çalışmalar yapıyorlar. Yani sınıf içinde de bunu büyük ihtimal biz de üstünde duracağız. Çünkü biz de şöyle talkit şeklinde telaffuz eden pek çok öğrenci göreceğiz. Israrla onları düzelteceğiz. Bıkkınlık gelecek hatta ileride. Peki. Monomorfemik. Monomorfemikle neyi kastediyorsunuz Gülşen Hocam? Onu tam anlayamadım. Yani hani morfim evet, en küçük birim sözcüklerin. Daha doğrusu syllable da var tabii. Syllable'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ama monomorfim, monomorfemik tanısına rastlamadım galiba. Evet. Aynı zamanda S. Tabii inflectional morfim diye geçiyor. Çoğul yapan ekler ya da işte comparative superlatifler hani ER, EST falan bunlar da morfim olarak geçiyor. İşte diğer taraftan da daha doğrusu işte derivational veya inflectional bunlardan zaten bahsetmiştik daha önce. Evet ama monomorfemik deyince herhalde belki evet S takısı gibi bir şey kastediliyor olabilir. Herhalde siz biliyorsunuz aşinasınız ama ben evet rastlamamıştım doğrusu söylemek gerekirse. Peki sıradaki soruya bakalım. Bu sefer de evet inflected çekimli sözcüğü arıyoruz. Çekim eki almış. Yapım eki değil çekim eki. Evet burada da tabii hani şu ifade şaşırtabilir ama bu işte bu ER yine aslında yapım eki oluyor. İşte fiilden isim yapmış ya da isimden isim şeklinde. Bu işte daha önceden gördüğümüz denominal noun olarak belki niteleyebiliriz. Bu stolen steal fiilinin çekimli hali. Buraya kadar çok da zor değil. Kolay gidiyor TG'lerden sonra. Hiç çözmemiş arkadaşlara da herhalde biraz moral oluyordur bu şekilde. Yani in linguistics diye başlamış ama bu vocabulary sorusu kelime bilgisine dayalı. İçinde
ipucu barındırıyor mu? The lack of technology for audio recording has the analysis of spoken English usage over time. Fiil arıyoruz ve bir şeyin eksikliği demiş değil mi? The lack of technology, yani teknolojinin eksikliği demiş. Eksiklik demek ki burada hani olumsuz bir sonuç getirecek olsa gerek. Yani işte spoken English analysis, konuşma dilinin analizini ne yapmış olabilir? Şimdi B cevabını hangi soru için verdiniz? Bir önceki soru için verdiniz. Tamam, bu soruya cevaplar alalım. Buradaki sözcükleri biliyor muyuz acaba? Herkes biliyor mu, emin miyiz? Peki, cevaplar gelmeye başladı. Peki, A diye yazıldı yazılan arkadaşlar. A cevabı doğrudur. Hinder, yani isim olarak da kullanılabilir, fiil olarak da. Burada verb olarak kullanılmış, fiil olarak ve ne yapmış anlamına geliyor? Ne anlamda kullanılmış acaba? Sekteyi uğratmak gibi mi? Engellemek gibi mi? Zorlaştırmak ya da öyle mi? Peki. Tahmin ediyorum öyle. Sekteyi uğratmak diyebiliriz. Hinder genelde engel gibi kullanılıyor. YDS'de de çok bu arada karşımıza çıkan sözcüklerden. Onu da belirtmiş olayım. YDS'ye girmeyi düşünen olabilir ileride. Engel, engellemek veya işte sekteyi uğratmak şeklinde çevirebiliriz. Accelerate biliyorsunuz hızlandırmak demek. Arabada da gaz pedalına accelerator deniyor değil mi? Anticipate, önceden tahmin etmek anlamında. Relieve, rahatlatmak. Overestimate de ne yapmak? Normalde estimate hesaplamak gibi. Overestimate ya da underestimate, yani underestimate gereken önem vermemek. Overestimate de çok aşırı önem vermek gibi değil mi? Evet, underestimate'den farklı. Over ve under, bunlar da prefix anlamı değiştiriyor. Peki, yani vocab sorusu diyebiliriz. Yine gramere de giriyor. Bağlaçlar. Bunları da iyi bilmek gerekiyor. Bunlarda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Anlama göre çözüyoruz. Anlamı da görmek çok zor değil. Genelde bunlar hep bir hani bir anlamda kullanılıyor demiştik. Bir şeyi ifade ediyor. İşte zıtlık, sebep, sonuç, koşul gibi anlamları vardı. Evet, cevapları alalım bu soru için. D mi olabilir? Peki, farklı düşünen yok mu? Hayır, birbirimizden etkilenmiyoruz umarım. Peki, Denizli olabilir. Ne diyor burada? Non-verbal communication is much more powerful than verbal vocal communication. Yani sözel iletişimden daha güçlü olduğunu söylemiş sözsüz iletişimin. Daha sonra da açıklama geliyor değil mi? Demek ki yani ya da sebep veriliyor. Sebep verdiğine göre demek ki burada because mantıklı. Çünkü deyip açıklama gelecek. Evet. Peki, güzel. Preposition sorusu. İpucu vermeme gerek var mı? Bir bakalım. Bir önce siz deneyin. Daha sonra gerekirse ipucu veririm. Çok zor bir soru değil herhalde ama yine de tabii kafa karıştırabiliyor diğer seçenekler. Hani eleyebiliriz. Hiç olmayacağını düşündüğümüz seçenekler var ama hani ikiye falan indirdiğimizde de yine de tabii tereddüt olabiliyor. Evet, cevap gelecek mi? Peki. Evet, Dilek kendinden emin bir şekilde cevap verdi. B dedi ve ondan sonra da add to deriz dedi. Doğru Dilek. Tebrik ediyorum. Ve tabii B diyen diğer arkadaşlar da. B bursa doğru cevap. Hani birincisinde belki tereddüt olabilir. Ama hani about mantıklı gelebilir. Myths
yani işte mitler veya işte söylentiler, about the nature and cause of happiness olabilir, hani story gibi düşünebiliriz. Add ifadesi de bir şeyi ekleme yapmak anlamında değil mi? Genelde to ile kullanıyoruz. Güzel. Peki, verb form sorusu. Tense modal aktif pasif karışık olabilir. Verb form deyince hepsini kapsıyor. Kısa bir soru kökü var. Yardımcı olan bir sözcük var mı? Esasında yine de tabii tereddüt olabilir bu soruda. Cevapları alayım önce. Evet. Cevap Edirne diyorsunuz. Peki dilek type 3 mi oluyor? E cevabı doğru. Type 3 mi yalnız? Bir taraf wouldn't have, would have done ya da wouldn't have done. Bir taraf could make demiş. Evet. Mixed type galiba değil mi? Böyle olursa mixed type oluyor sanıyorum. Unless var, koşul gösteriyor. Tamam. Yani ne arıyoruz burada? Birlikte kullanılabilecek yapıları arıyoruz. İşte düşünüyoruz, test ediyoruz. First, second, third, mixed var. Bir de zero var. Zero iki taraf present simple. Hangisi uyuyor? Ona bakıyoruz. Burada mixed demeliyiz. Nasıl oluyordu? Bir taraf third conditional, bir taraf second conditional gibi. İşte yani ilerleme, genişleme değil mi? Expansion. İnternet bu kadar genişleyemezdi, büyüyemezdi. Eğer insanlar bundan para yapıyor, hani şu anda para kazanıyor olmasaydı. Değil mi? Yani bir tanesi şu ana dair konuşuyor, bir tanesi geçmişe dair. Buna mixed type diyorduk. Pekala. Güzel. Hani bunu da gizlemiş biraz. Could kullanarak aslında biraz işi, kafaları karıştırmış ama yine mixed. Çünkü burayı past simple gibi düşünebiliriz. Past perfect değil. Past perfect olsaydı had been able to make falan diyebilirdi. Evet. Definite artık kız. The yanlış kullanmış. Evet, bu da çok zor bir soru değil. Bu sorular cepte diyebileceğimiz, kek diyebileceğimiz sorular. Gerçekten öyle mi bakalım? Evet, bulduk mu cevabı acaba? Artıklı soruları aslında tabii tereddüt yaratıyor. Ezbere dayalı biraz. Çok bir kuralı yok. Mantığı yok. Peki. A, C farklı seçenek düşünen var mı? Farklı düşünen. Yazın arkadaşlar. Düşündüğünüz seçeneği yazın. Farklı olabilir. Peki. Yani katılımcı olsanız tabii daha iyi. Kalabalığız. Daha çok kişi cevap verebilir. Peki bakalım. The extreme volumes of car. Yani A'da bir hata var mı? Yani şurada bir tek bir yerde the kullanımı var. The extreme volumes of car emissions. Bunu yani burada hata yok. Bunu ne olarak açıklayabiliriz? Ne var burada? The extreme volumes of car emissions. Yani şuraya kadar hani produce'te kadar bir noun phrase var değil mi? Noun phrase yani isim tamlaması var. Yani şu of'dan da yararlanılmış. Genelde bu isim tamlamalarının başında the artıklı kullanılıyor değil mi? Hani filmin adı derken the name of the film değil mi? Dolayısıyla burada hata yok. C denmişti.
Yani C olabilir denmişti. People from the Maldives are used to traveling. Burada kullanılmış. Maldives, Maldiv adaları çoğul, yani takım ada var. Burada da yanlış yok. İşte The Maldives, The Hawaiian Islands, genelde isimde çoğul ifadesi olan ya da çoğul olan isimler genelde de alıyorlar. Takım adalar. İşte aynı şekilde ülkenin isminde çoğul takısı var. Netherlands, The Netherlands diyoruz. Holland ya da The Netherlands. Sıra dağlarda bu böyleydi. Sıra dağlar. Yine aynı şekilde the kullanıyorduk ve çoğul yazılıyordu. Evet, dolayısıyla C'de de yanlış yok. Evet, aradığımız seçenek Denizli olmalı. Buradaki the ifadesi yanlış. Şunu tabii, yani kapalı örtük yazmışlar. Men approach conflict differently in comparison to their opposite gender derken aslında burada ne kastediliyor? Their opposite gender derken female, yani işte women diyelim, female demeyelim, women diyelim. Women kastediliyor. Dolayısıyla genel ifade olduğu için evet bu da olmamalı. Erkekler işte kadınlara göre işte bir şeye daha farklı yaklaşır gibi. Pekala, diğerlerini zaten üstüne durmadık biliyoruz diye düşünüyorum. Evet, bu da ilginç bir soru. Bugünkü TG'de yoktu. Daha öncekilerde vardı. In which of the following sentences does the pronoun he necessarily refer to someone other than John? Yani John dışında bir kişi için kullanmış. Referent. Anafora, katafora gibi bir takım kavramlar vardı. Pragmatics'te ya da Discourse Analysis'te söylem çözülmemesinde hatırlıyor muyuz? Katafori expressions. Antecedent ya da anaforik. Anaforik diyelim daha çok. Öyle geçiyor. Pronounlar, article'lar. Evet, ismin yerine geçiyor veya tanımlıyor. İsmin önünde yer alabiliyor. Belki onunla da ilgili bir soru olabilirdi burada, öyle hatırlıyorum. Pekala. Şimdi bu soruya cevaplar geldi. B cevabını verdiniz. Evet, B cevabı doğru cevaptı. Doğru. He knew that John had lost his keys. Burada şuradaki he John'dan farklı bir kişi için kullanmış olması gerekiyor. Evet, bu da hani aslında kolay bir soru. Mantıklı da cevaplanabilecek bir soru. Böyle de sorular gelmiş. Evet, punctuation. Geçen sene yani sınavdan önce yine bu dersleri yürütüyordum online şekilde. Hani noktalama işaretleriyle ilgili soru geleceğini tahmin etmemiştim. Doğru söylemek gerekirse. Sınavı gördükten sonra punctuation ile ilgili de bir bölüm ekledim, ders ekledim. Hani genelde yapılabilecek sorular ama yine de tabii tereddüt edebileceğimiz yerler var. Hata olmayan seçeneği arıyoruz. TG1'de sormuşlardı ama ne yazık ki biraz yazım hatası vardı. Soru o yüzden gümbürtüye gitmişti. Hata olmayan. Aslında işte gündüz TG7'ye bakarken açıklama yaptım biraz. Oradan hatırlayın neler konuşmuştuk. Peki ne hangi cevaplar var? B ve E mi var? Pardon. B, E ve Denizli mi? E'yi sonra düzeltmiş arkadaşımız galiba. Öyle mi? Hata olmayanı arıyoruz arkadaşlar. Hata olmayan. Peki E'den başlayalım. Doğru cevaba doğru gidelim. E'den başlayıp doğru cevaba doğru gidelim. Şimdi Edirne dediniz. I wonder who will win the Academy Award for the best actress this year. Şimdi I wonder şeklinde başlayan ifadeler soru cümlesi gibi mi düşünülüyor? Hayır. Burada nokta olması gerekirdi. Yani doğrudan who will win the Academy Award dese evet ama I wonder ile başladığı zaman böyle değil. Denizli olabilir mi? For breakfast we had. Bu gündüz oturumuna katılan arkadaşlar hatırlıyor olmalı. Bu örneği verdim. Sabah kahvaltıda şunları şunları yedim derken doğru şekilde şöyle olması lazım. For breakfast we had iki nokta üst üste olmaz. Fiilden sonra iki nokta üst üste gelmez. Şöyle söylenmesi olabilir. For breakfast we had these
these things gibi bir ifade veya we had the following. Bu işte aşağıdakileri yedik mesela gibi bir şey olabilir. O zaman iki nokta üst üste kullanabilirsin. Burada bu yanlış. Burada iki nokta üst üste yok. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. C'ye bakalım. The course syllabus is listed three basic requirements. Essay, test, reflective report. Şimdi listeleme yaparken burada iki nokta üst üste olmalı. Yani şuradaki açıklamada yaptığımız gibi. Burada iki nokta üst üste olmalı. Column de diyoruz. Virgüller doğru, yanlış yok. Virgüller de doğru. And'den önce de virgül olsa da olur, olmasa da olur demiştik. Daha doğrusu işte şurada hata var, burada yok. The new car was equipped with power steering falan filan. Burada da virgül yine fazla. Bu da yanlış. Demek ki aradığımız seçenek A imiş. Rumor breeds mistrust. Mistrust breeds fear. Birbiriyle bağlantılı iki tane yan cümleyi bağlıyor. Noktalı virgül. Bunu da açıklamıştık. Denizli seçeneğinde iki nokta için büyük harfle başlasa kurtarır mı? Hayır. Fatih Hocam kurtarmaz. Bir kere hani bu şekilde kullanmadan az önce söyledim. İsimden sonra kullanıyoruz dedik. İki nokta üst üsteyi. Fiilden sonra kullanmıyoruz ve büyük harfle başlamak zorunluluğu yok. Hatta başlanmıyor. Öyle söyleyelim. Yani şurada aslında olması gereken iki nokta üst üste. Essays test. Burada da herhangi başka bir düzeltmeye ihtiyaç yok. Evet. Türkçe ile aynı değil. Evet hepsi. Türkçe'de de iki nokta üst üsteden sonra büyük harfle mi başlıyor? Emin değilim. Aslında. Türkçe'de de belki kuralları çok bilmiyoruz. Öyle değil mi? Yani aslında yani zorluğu da var tabii. Yani çünkü özellikle iki nokta üst üste onun kullanıldığı yerde daha önce söyledim dash kullanılabiliyor. İşte uzun çizgi bizde pek yaygın değil. O yüzden biraz karışık. Hatta parantezin yerine de dash kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bazıları biraz esnek. Evet. Fatih'in sorusunda saç ez gibi açacak. Evet, belki olabilir, öyle diyebiliriz. Aha. Peki, büyük başlıyor diyorsunuz, öyle mi? Şeyden sonra, iki nokta üstünden sonra. Peki, reading comprehension'ı geçiyoruz. Bir metin üç soru soruluyor demiştik. Bir metin üç soru. Çok fazla hani vakit kaybedecek bir şey durum söz konusu değil. YDS tabii çok zorluyor. Buradaki sorulara daha sonra görmemiş olan arkadaşlar bakabilirler. Çok yani zor olduğunu ben düşünmüyorum ama siz ne düşünürsünüz bilmem. Bir tane diyalog sorusu bakalım. Biraz daha zorlayıcı TG denemeden. Bu arada arayı da evet 7'ye doğru vereceğiz. Onu da söylemiş olalım. İngilizceyi konuşamayacağım ve stres altında hissediyorum. Kimse hatalarına gülüyor mu demiş. All you need is less interruption. Yani daha az neye ihtiyacım var demiş. Müdahale mi diyelim interruption'a? Normalde biz konuşurken kesmek, bölmek anlamında gibi. Peki B diye düşünüyorsunuz. Peki not really. I don't like it when the teacher constantly corrects my speech. Evet. Burada öğretmen devamlı konuşmamı düzeltiyor diyerek aslında mesaj da veriyor. Daha az müdahale olmalı diye düşünüyorsun diyor. Veya ben öyle düşünüyorum demiş. B doğru cevaptır. Diğerlerinde zaten hani farklı bir şey söylendiği açık. Peki 3 tane soru vardı hatırlarsanız. 3 tane diyalog sorusu. Bunları da kolay sorular arasında düşünebiliriz. Restatement. Restatement. Bakalım bunların zorluk derecesi nasıl? Bir önce siz yapmaya çalışın, doğru cevabı bulmaya çalışın. Ankara'da yağmur var bu arada, duyuyorsunuz gök gürlüyor şu anda. Oldukça sıcak, boğucu bir günün sonunda yağmur iyi gelecek aslında.
Hep ELT ile alakalı sorular. Burada assessment ile alakalı bir cümle verilmiş. Tabi temelde verb form önemli. Yani ilk başta ona bakıyoruz sanıyorum. Must be taken into account. Hani dikkate alınmalı, değerlendirmeye alınmalı bir model kullanmış. Hani buna yakın bir şey arayacağız. Bir de hani şu ifade, only one measure ifadesi herhalde burada belirleyici gibi. Tabi okuması biraz güç. Her seçeneği okumak gerekiyor. Şu must be taken into account'u karşılayacak bir ifade hepsinde var mı? Her seçenekte var mı? Burada mesela can be taken into account demiş. Yok galiba. Bursa'da yine farklı bir şey söylemiş. Öyle bir zorunluluk ifadesi yok. C'de yok. Denizli'de yine can kullanmış. Yok. Demek ki Edirne olabilir. Niye? Çünkü need to be considered demiş. Different qualities need to be considered. Tabii biraz bayağı farklı yoldan söylemiş ama aynı kapıya çıktığını söyleyebiliriz. Test scores alone are not enough. Sadece test sınavları yeterli değil demiş. Peki. Evet. Bu şekilde çözüyoruz bu soruları da. Restatement'lardan iki tane var. Bir tanesini çözüp diğerini bırakıyoruz. Paragraf tamamlama. Bir tane yapalım. Bu da sanıyorum aşina olduğumuz bir konu. Eyvah, bir ara elektrikler gider gibi oldu. Sağlam gök gürültüsü var çünkü. Peki, ipucu veriyoruz. Yani ne diyor? 300-400 günde 300-400 kadar soru sorabiliyormuş hocalar, öğrencilere yöneltebiliyormuş. İki amaç için soruluyor demiş. Bir tanesi işte to maintain student attention or to collect information. Ha, to maintain student attention or, yani burada ayırıyor. Dikkati korumak ve bilgi edinmek için. Bir tanesi maintain attention, ikincisi de collect information. Açıklıyor birincisini. Dikkati devam ettirmek için, tutmak için sorulan sorular şöyle şöyledir. Daha sonra in addition responses by multiple falan filan. Şimdi burada sanki diğerine geçecek gibi şu boşlukta, geçmiş gibi daha doğrusu. Yani birinci tipte sorulardan bahsetti. Birinci amaç için sorular. Arkasından da hani diğer taraftan ikinci grup sorularda şöyledir demiş olmalı. Ondan sonra onu açıklamaya devam ediyor. Böyle bir ifade nerede var? Mine arkadaşımız herhalde A demiş. Evet, bence de A'da var. In contrast, questions designed to assess students' comprehension. Hani anlayıp anlamadıklarını değerlendirmek için sorulan sorular işte open-ended olur falan filan. Aynı zamanda da işte şunları da içerir, barındırır gibi bir şeyle devam ediyor. Dolayısıyla adamın seçenek A olmalı. Peki. Çok da kolay değil. Bir de tabii bu saatte 5. saatte okumakta biraz zor oluyor. İki soru vardı böyle. İki soruda anlam bütününü bozan
cümle şeklinde bir soru var. Bir de buna bakalım. Ondan sonra geriye ELT konuları ağırlıklı kalacak. İşte literature gelecek. Sırada literature soruları var. Daha sonra biraz linguistik falan diğerlerinden de var hepsinden. Peki. Bakalım şimdi. Using content from other disciplines in language courses is not a new idea. Size kadar geliyor değil mi şeyler? Şurayı biraz kapatayım. Pencereyi açmıştım çok. Dediğim gibi sıcak, bunaltıcı. Biraz azaltayım. Dikkatiniz dağılmasın. Yine gelecektir ses ama daha az korkunç olsun. Evet. Evet, ben de tabii çaktırmıyorum ama ben de tırstımı söyleyebilirim. Neyse, en azından dışarıda değiliz, değilim. Kapalı alanda ve güvendeyim diye umuyorum. Evet, very gothic hatta Canan. Peki, herhalde content based approach'a yakın bir şey var değil mi? Hani ders, yabancı dil ve content, diğer okul dersleri, hani onların arasındaki ilişki sanki söz ediliyor. Yani bu yeni bir fikir değil demiş değil mi? Using content from other disciplines in language courses. Yani bu content based yaklaşım yeni değil. For years, specialized language courses have treated content relevant to a particular profession or academic discipline. Şimdi ikiye, yani bir ile iki arasında bir rahatsız eden bir şey var mı? Yok herhalde. 3. So for example, content of a language course for airline pilots ha burada bu arada content'te kastettiği daha çok mesleki şey gibi galiba. Neyse. Bu arada cevaplar da geliyor. E gibi oluyor diyorsunuz. Evet doğru. 3'te 2'yi tanımlıyor gibi. Profession dedikten sonra örnek vermiş. Pilots falan. 4. This is usually thought as teaching a language for specific purposes. Evet bunun bir özel ismi var. ESP diye zaten. English for specific purposes. Daha çok mesleki İngilizce için kullanılıyor. Our teachers should build on students' previous experience falan diye alakasız bir şey söylemiş. Edirne yani sonuncu cümle farklı. Peki çok güzel buraya kadar iyi geldik diyelim. Bu arada da ara vaktimiz de gelmiş yaşasın. Bir soluklanacağız. Bakalım yağmur da belki biraz etkisini dindirir. Fazla gök gürültüsü rahatsız etmez. 10 dakika ara var arkadaşlar. 10 dakika sonra sondan ikinci dersimize gireceğiz. Evet. Aradan sonra görüşmek üzere. Bundan sonra daha ELT konularına kapsayan sorularla karşılaşacağız. Edebiyat var, dil bilim var. Bunlara devam edeceğiz. Peki. Arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Sondan ikinci dersimiz demiştim. Şimdi kaldığımız sorudan devam edeceğiz. Ve edebiyatla alakalı sorular görüyoruz şimdi. Narrator. Narrator neydi? Şiirde çok fazla bahsedilmiyor ama orada da aslında anlatıcı olduğundan bahsedebiliriz. Yani her zaman oradaki kişi ya da voice dediğimiz şey her zaman yazarın kendisi olmuyor şiirde. Poetic voice diyorduk ona da. Düz yazıda, romanda, kısa hikayede daha çok anlatıcı oluyor. Ve bunun birkaç türü var. Burada I ve we yani birinci tekil şahıs veya birinci çoğul şahısla anlatan daha çok tabii birinci tekil şahıs. Anlatıcıya ne diyorduk? Narrator. Evet. Bursa first person olmalı. First person narrator. Şimdi second person anlaşıldığı gibi you diye hitap ediyor. Zaten hani o bir iki şeyde birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs şeklinde oralardan geliyor ismi. Third person ve omniscient. Bunları karşılaştırmak mümkün. Fark neydi acaba? Omniscient ne anlama geliyordu? Bilen var mı? Hani third person, üçüncü tekil şahıs peki he, she diye anlatıyor. Omniscient nasıl peki? Veya işte hikayenin kahramanı işte John'sa third person'da John diye hep anlatıyor. Omniscient ne yapıyordu? Farkı neydi?
Üçüncü şahısa benziyor ama karakterlerin tüm özellikleriyle bilen. Evet, buna all knowing narrator diyorlar. All knowing. All knowing narrator. Yani bütün karakterleri anlatıyor. Yani tek bir karakterle sınırlı değil. Bütün karakterlerin işte hislerini tercüman oluyor diyebiliriz. Evet. Pekala. Yani bu unreliable çok belki duyduğumuz bir şey değil ama bu da işte anlatıcının iç içe geçtiği veya muğlak olduğu, yani tek klasik anlamda, geleneksel anlamda işte first person veya third person şeklinde anlatmıyor. Değişiyor. Ve anlatıcının kim olduğu pek belirgin değil. Daha modern, yani postmodern hatta diyebileceğimiz kurgu türlerinde kullanılıyor. Peki, evet, roman türleri bugün gündüz oturumunda bahsetmiştik TG7'ye bakarken. Burada bilmediğimiz ya da konuşmadığımız birkaç tane daha şey var aslında. Ama hani onları da tahmin edebiliyoruz. Buildings romandan ve Gothic Novel'dan bahsettik. Gothic işte korku öğeleri taşıyor ve fantastik öğeler de tabii barındırıyor. Buildings romanda da evet, gelişimini görebiliyoruz demiştik karakterin. İşte growth of a character, ipucu olan sözcük, ifade. From childhood to adolescence. Bu Buildings romanın tanımını yapmış. Jane Eyre'i örnek vermiştik. Başka ne söylemiştiniz? Birkaç şey daha söylenmişti. C doğru. David Copperfield, evet. Peki. Catcher in the Rye da galiba öyleydi, değil mi? Evet, hem anti-hero özelliği taşıdığını söylemiştik, hem de galiba çocukluktan başlayıp hani orada yetişkinliğe erişiyor muydu bilmiyorum. Ben okuyalı bayağı zaman oldu ama Amerikan edebiyatından, değil mi? J.D. Salinger. Evet, önemli. Derste öyle aldınız. Tamam, o zaman doğrudur. Historical novel anlaşılıyor. Tarihsel öğeler barındırıyor. Sosyal daha çok hani sosyal sınıflarla alakalı toplum eleştirisi de getiren daha çok şeyler oluyor. Metafiction hani meta demek üst demek. Üst kurmaca diye bunu Türkçe'de söylüyorlar. Burada yani klasik anlamdaki kurmacı türlerini bir yerde dalgasını geçiyor. İroni kullanılıyor. Sonra yani onun hani bir kurgu olduğunu bir şekilde hissettiriyor. Metafiction böyle bir şey. Yine modern bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerine göre çok daha sonradan ortaya çıkıyor. 20. yüzyıl sonrası. Yine edebiyattan da devam ediyoruz. Figures of Speech. Bugün yine gün içinde konuştuk. Bahsetmediğimiz belki symbol ve imagery vardı. Onları listeye eklemeyi unutmuşuz. Onu şimdi yeri gelmişken açıklayalım. Bu arada cevabı da tabii verebiliriz. İki tane benzer söz sanatı var demiştik. Simile ve metafor ve benzetme anlamında da taşıyordu. Benzetme yapıyorlardı. Metafor yani simile de daha açıktı. Metafor biraz daha işte kapalı benzetme demiştik. Simile de as ve like sözcükleri kullanılıyor demiştik. O açıdan basit bir soru. Aradığımız cevap simile. Aa, doğru cevap. Diğerlerine bakınca personification'ı açıkladık. Metaforu şimdi az önce söyledik. Personification kişileştirme. Yani cansız varlıklara işte kişi yani canlı özelliği katmak diyebiliriz. Symbol ve imagery. Bunlar da yine karıştırabileceğimiz iki tane söz sanatı. İşte sembol. Yani işte metin içerisinde şiir olabilir veya roman olabilir. Bir takım kavramlar, bir takım nesneler hani farklı anlamlar yüklenmiş oluyor. Farklı şeyleri temsil ediyorlar. Sembolize ediyorlar ya da bir diğer deyişle. Hani klasik örnekleri işte beyaz güvercinin barışı
temsil etmesi gibi ya da zeytin dalının. Bu tür belki semboller kullanılabilir. Imagery dediğimiz şey daha çok duyulara, yani kullanılan dille duyulara hitap edecek şekilde bir hissiyat vermek okuyana. İşte daha çok doğadan şeyler oluyor bunlar. Mesela işte denizin hareketi, çıkardığı sesler, bunları anlat bir şekilde sözlerle ifade ettiğinde ve bize o şeyi, duyguyu verebildiğinde, yani işte hissetmemize veya işitmemize, duyulara hitap eden şeyler diyoruz. Hani bir tür betimleme, evet doğru, ama hani işte five senses dediğimiz beş duyuya hitap eden şeyler, hani sadece işitme veya görme değil, aynı zamanda tad alma duyusuna da hitap eden bir takım şeyler yazılmış olabilir. Burada imagery var diyoruz. Peki. Evet. Chaucer'ın Canterbury Tales. Middle English dönemin önemli eseri. Neden önemli olduğunu buradan aslında öğreniyoruz. Kabaca nasıl bir eser olduğunu ve neden önemli olduğunu öğreniyoruz. Bir bakalım şöyle hızlıca önce okuyalım. Genelde Chaucer deyince aklımıza Canterbury Tales geliyor. Başka bir eseri gelmiyor. Bunun bir toplama, yani hikayeler toplamı olduğunu öğreniyoruz. Ama hikayede kastettiğimiz aynı tabii kişi tarafından çıkıyor, ama karakterler burada şeye göre yazıyorlar. Yani karakter dediğimizde Pilgrims, hacılar. Aslında paragraf sorusu olduğunu söylemiştik. Yani bu paragrafı anlamaya yönelik herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç duyulmuyor. Konusu da anlatılmış. Hac yolundaki hacıların işte konakladıkları yerde bir takım birbirlerine hikayeler anlatması, vakit geçirmek için aslında. Ucunda da ödül var. Dönüş yolunda bir handa yemek ödülü var. Böyle de bir teşvik edici unsur var. Ve Boccaccio'nun, İtalyan yazar Boccaccio'nun Decameron eserinden esinlendiği düşünülüyor. Kendisi, yani Chaucer aynı zamanda diplomatlık da yapmış, daha doğrusu işte devlet için çalışmış ve yabancı ülkelere gitmiş temsilci olarak. Orada İtalya'da da bulunmuş. İtalya'da da bu eseri okumuş olduğu muhtemel deniyor. Ve farklı sınıflardan, farklı sosyal yapılardan gelen insanlar var ve 14. yüzyıl, yani Orta Çağ İngiltere'sini ya da Britanya'sını güzel bir neyini çıkarmış, portresini, resmini çıkarmış ve hani o zamanki hem toplumsal yapı hem siyasi yapı, din, bunlara da yer yer eleştiri getirdiği oluyor. Dolayısıyla o açıdan önemli bir eser. Peki buradan neyi çıkarabiliriz dedik. Cevaplar da galiba bir iki kişi tarafından verildi. B cevabını söylemişsiniz. Evet, Chaucer's Inspiration was Boccaccio's Decameron. Bundan ilham aldığını söylemek, çıkarmak mümkün. Evet, bu doğru cevap. Diğerleri yanlış. Peki. Bir de Chaucer İngilizcesi hani şeye göre bir önceki dönem Old English dönemi. Old English dönemdeki yazılan şeyleri okumak pek mümkün değil. Eserleri işte Beowulf, biliyorsunuz. Beowulf'un hani yazıldığı dil Old English ya da Anglo-Sakson dili ve günümüzde okunması mümkün değil. Shakespeare'e gelene kadar tabii Middle English. Bu arada Chaucer'la Shakespeare arasında da Great Vowel Shift diye bir değişim söz konusu. Bir yüzyıllık bir dönem içerisinde dilde yine büyük değişiklikler olmuş. Ama nispeten hani Chaucer'ın şeyleri de anlaşılabiliyor. Shakespeare de nispeten diyelim. Yine günümüz İngilizcesinden aslında farklı örnekler. Peki. İşte Shakespeare deyince işte bir soru. Protagonist-antagonist ilişkisi sormuş. Zor soruydu. Bu zor sorulardandı. Bütün yani buradaki eserleri bilmek gerekiyor. Eleme yapılabilir miydi? Evet. Eğer protagonist ve antagonist kavramlarına aşinaysak, karakter olarak bahsettik. Genelde birbiriyle çatışma yaşayan karakterler. Hani kabaca bir fikir sahibi olsak çözebilirdik. Mesela Romeo Juliet'in olmayacağını tahmin etmek güç değil. Yani bunların çünkü sevgili olduğunu biliyoruz. Eseri okumasak da işte filmlerden falan filan duyduklarımızdan biliyoruz.
Böyle bir eleme yapmak kolay. Hamlet Ofelya için aynı şekilde konuşabiliriz. Yine hani burada sevgili diye düşünebiliriz. Yani müstakbel eşi gibi evleneceklerdir aileler tarafından. Evlenmeleri düşünülüyor. Yani işte yine bir karşı cins şeyi var, ilişkisi var. Dolayısıyla protagonist antagonist yok. Hani Hamlet'le işte amcası arasında bir böyle ilişkiden bahsetmek mümkün demiştik. Dolayısıyla bu da değil. Diğerlerine bakınca şimdi yani bunları bilemeyebiliriz. Prospero Ayl The Tempest eserinden The Tempest Kasırga diye mi çevriliyor, çevirmişti Türkçe'ye. Tempest. Burada master servant ilişkisi var. Yani efendi ve hizmetkarı. Viola Sebastian The Twelfth Night, 12. gece diye Türkçe'de geçiyor. Twelfth Night. Bu bir komedi. Dolayısıyla hani komedide de pek fazla protagonist antagonist ilişkisi yok. Daha çok trajedide oluyor. Bunlar da kardeş, daha doğrusu ikiz kardeşler Viola ve Sebastian. Kız ve erkek kardeşler. İşte kılık değiştirme falan filan var. Bu klasik şeylerden bir tanesi. Erken dönem Shakespeare oyunlarının ortak ögesi. Otello. Önemli bir trajedi olduğunu söylemiştik. Otello ve Iago. Evet, Viola Sebastian kardeş. Otello ve Iago ast üst ilişkisine sahip ama aynı zamanda işte protagonist antagonist aradığımız cevap bu. Otello Afrika kökenli siyah bir üst rütbeli komutan. Diego da onun yaveri aslında. Yaveri, daha alt rütbeli bir asker. Yani aslında Otello'nun sonunu hazırlayan bir karakter. Hani kıskançlık ya da çekememezlik yüzünden karısıyla arasını bozuyor biliyorsunuz Diego. Ve çatışma yaşanıyor. Dolayısıyla bunlar protagonist-antagonist ilişkisi. Evet. Herhalde Merve'nin sorusu şey içindi. Viola ve Sebastian içindi. Onlar kardeş demiştik. Bunlar twins. Evet. C'dekiler. Peki bu soru zordu. Evet. Evet, dönemler. Dönemler de biraz sıkıntılı. Niye derseniz yani ortak bir şey yok pek fazla kitaplarda. Yani yabancı kaynaklardan hani bizdeki edebiyat derslerinden ben hatırlıyorum. Çok uzun zaman önce olmasına rağmen biz böyle işte edebi akımlar, edebiyattaki akımlar işte realizm, sürrealizm falan filan bunları görmüştük ama bir kere zaten İngiliz edebiyatı için pek böyle bir ayrım söz konusu değil. Ayrımları daha çok tarihsel dönemlerle ilgili yapıyorlar. Bir tek romantisizm var. İstisna olabilecek şey. Onun dışında yani Anglo-Sakson, Middle English, ondan sonra işte 16th century ya da Renaissance, daha sonra işte 17th, 18th, Restoration and 18th, 19th century, 20th century diye genelde bu şekilde veriliyor. Ama hani dünya çapında da demeyelim, Avrupa içerisinde çoğu zaman Fransa kaynaklı bazı akımlardan yani sonradan verilmiş tabi isimler bunlar var. Fakat dediğim gibi yani kaynaklarda pek ortak bir isme rastlayamıyorsunuz. O yüzden zor. Fakat yine de biraz mantıkla ve biraz işte edebiyat bilgilerinden çıkarabileceğimiz bir şey. Burada bir kere post war period demiş. Post war deyince genelde İkinci Dünya Savaşı kastediliyor. Yani 1900 45 sonrası dönem. Başka ipucu ne var? People are responsible for their own actions. Kendi eylemlerinden sorumlular. Yani belki zaman olarak hani elemek mümkün. Klasisizm 17. yüzyıl. Bu 17. 17th century.
Bu olamaz herhalde. Naturalism 19. yüzyıl. Ondan sonra Sürrealizm 20. yüzyıl başları, yani early 20th century diyebiliriz. Neo-naturalism, bu da hani naturalism'in arkasından ona biraz benzetebiliriz zaten ona. Burada aradığımız cevap existentialism. Bu da yine 20. yüzyılda çıkıyor ama işte buradaki gibi yani 2. Dünya Savaşı sonrasında çıkıyor. Yani dünyanın bir anlamı yok görüşünden yola çıkarak pesimist ve nihilist bir düşünce hakim. Örnek olarak Kierkegaard var, Rusya'dan Dostoyevski var, Almanya'dan Nietzsche var, Fransa'dan Sartre var. Bunlar evet, bunlar iyi yani temsilcileri diyebiliriz. Naturalism bu arada realizmin devamı şeklinde söyleniyor. Surrealizm gerçek üstücü. Daha çok şeyde resimde bu, hatta Dali'nin falan resimleri sürrealist olarak biliyorsunuz gösteriliyor. Biraz tabii zor sorulardan yine bunlar. Çok kolay değil ne yazık ki. Bunlara bir edebiyat şeylerinden bakmanız faydalı olur. Yani özellikle KPSS, ben de mesela bir başka yayının edebiyat kitabını aldım. Türkçe edebiyat kitabını aldım. Bizim edebiyat yani İngilizce için yaptığımız şeyleri destekler şeyler bulabiliyoruz. Dönemlerde onlardan bir tanesi. Oradan biraz dönemlere bakmakta fayda var. Ne kadar tabii akıllı tutabiliriz o bilmiyorum ama buradan da soru sormuşlar geçen sene. Bu sene olur mu? Bilemiyorum. Ben doğrusu böyle bir soru da geçen sene tahmin etmemiştim. Onu da söyleyeyim. Evet. Peki. Bu arada klasisizm Age of Reason diye de geçiyor. Hani bir ekstra bilgi, akıl ve sağduyu öne çıkıyor. 20. yüzyıl öncesinde bunlar demiştik. Peki. Evet. Mantık ağır basıyor. Romantisizme hatta tepki olarak çıktığını söyleyebiliriz, değil mi? Romantisizmde hep böyle doğa işte ve hislere hitap eden, duygulara hitap eden şeyler. Peki. Sıradaki soru şiirle alakalı. Basit bir soru. Bugün de gündüz gün içinde bahsetmiştik. Lines are divided into ya da organized by patterns of rhyme. Uyak bütünlüğü olarak dizeler nelerle ayrılıyorlar? Mısra ya da kıta dediğimiz şeylerle. Stanza buna karşılık geliyor. Free verse, blank verse açıklamıştık. Free verse'te ölçü uyak yoktu. Blank verse'te ölçü var, uyak yok demiştik. Ballad aslında şarkı formunda söylemek için yazılan şiirlerdi. Duygusal şiirler. Section nerede var? Düz yazıda olabilir, değil mi? Bölüm hani romanda belki episode falan her romanda olmuyor ama section'da yine bir şekilde sahne geçişlerini ayırıyor. Evet. Properties of human language aslında, yani human language demek lazım. Çünkü hayvanların konuştuğu dil demeyelim de konuştuğu da demek biraz garip oluyor. İşte kullandığı iletişim şeklinden ayırt edici özelliği. Burada daha önce baktığımız soruda görmediğiniz ne var? Duality var. Productivity, creativity. Burada yine iki seçenek de vermiş ama bunlar doğru değil. Nelerden bahsettik? Displacement. Productivity. Arbitrariness vardı. Burada yer almıyor. Duality vardı. Cultural transmission vardı. Bir de bahsetmediğimiz cultural transmission. To talk about, evet, other places. Basit bir soru. Other places, times deyince aradığımız cevap displacement olmalı. Duality de işte distinct sounds, distinct meaning
demiştik. Bir tarafta sesler var, bir tarafta anlamlar var. Arbitrariness'li de işte şeyle işte harflerle meaning arasında bağlantı olmadığını söylemiştik. Benzer aslında biraz ifadeler. Peki. İkilik dediğim şey o. Discreteness da yine işte dillerdeki seslerin farklı, distinct diye de geçiyor. Farklı özellikleri, kendine has özelliklere sahip olması demiştik. Evet, bu da biraz ilginç bir soru, değişik bir soru. İşte vowels, consonants phonetics altında inceleniyor. İşte bu konsonantların sonra işte voiceless gibi ayrımı olduğunu söylüyoruz. İşte titreşimli veya titreşimsiz. Daha sonra çıkarıldığı yerler, şekiller. Ama onunla da alakalı, yani bu bilgiyi de kapsayan aslında bir seçenek arıyoruz. Konsonantların özelliği. Ayırt edici özelliği değil mi? Distinguishing features. Sesli harflerden ayrılan özelliği demek lazım. Evet, C cevabı verilmiş. İşte az önce bahsettiğimiz şeyler burada verilmiş. Place of articulation, manner of articulation and voicing state. Yani voicing state ile ne kastediyoruz? Voiced veya voiceless. Sesli harfler genelde voiced diye geçiyor. Hepsi titreşim yaratıyor diye söyleniyor. Konsonant sessizlerde, ünsüz harflerde ise ayrılıyorlar. Titreşimli olanlar, olmayanlar. Ötümlü diyen diye de geçiyor bazı kaynaklarda, voiced karşılığı olarak. C doğru cevap. Place of articulation deyince hatırlarsanız işte bilabials, işte dentals, işte başka ne demiştik? Şeye kadar gidiyor arkada, nasal, arkaya doğru gidiyor önden başlayıp. Manner deyince de çıkarılış şekli işte fricatives, stops, hani bir engel varsa farklı, bir sürtünme oluyorsa friction, farklı grupta yer alıyorlardı. Evet. Peki prefix dediğimiz sözcüklerle ilgili olarak doğru olan bilgi. Evet. Bir önceki oturumda da benzer şeylerden bahsettik galiba. O zaman suffix için TG'ye de suffix vardı soru kökünde. Peki Adana cevabı veriliyor. Çoğunluk tarafından A doğru cevap. They are utilized for derivational purposes. Daha çok işte yapım eki gibi kullanılıyor. Derivational, yani bunun inflectional şeyi yok. İşlevi yok. Suffixler için kullanabiliyorduk. Hatırlarsanız TG7'de geçiyordu. Son ekler hani çekim eki gibi de görev yapıyorlar. Fakat prefix dediğim şeyler sadece derivation, yani sözcük türünü değiştiriyor. İşte fiil yapabiliyor veya yine adjective şeklinde değiştirebiliyordu. Evet. Peki diğerleri doğru değil. Evet. Bu da yine belki her kitapta kolayca bulunabilecek bir bilgi değil. Bu da biraz, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Hani soruda aradığımız cevap kolay ama diğer seçeneklerde yer alanlar çok sık karşılaştığımız şeyler değil. Örneğin prescriptive, descriptive grammar. Bunun farkından bahsedebiliriz. Bunlar hani birbiriyle genelde karşılaştırılan şeyler. Yani bir ayrımdan bahsediyoruz. Bu gramer öğretimiyle alakalı bir yaklaşım diyebiliriz. Yani temelde biliyorsunuz yabancı dil öğretimi
konusunda benimsenen bazı yaklaşımlar var. Bir de gramer konusunda da. Yani hani indaktif, didaktif biliyoruz. Onun ötesinde biraz daha resmi konumda böyle bir ayrım var. Daha çok dil bilimciler tarafından aslında ortaya konan bir ayrım. Buradaki sorunun içinde aradığımız bilgi biraz daha yani aşina olduğumuz bir şey aslında. Ne diyor? Defines the basis of the specific grammar all possible of all possible human languages and constitutes the innate component of the human language faculty. Yani şu innate ifadesi neyi çağrıştırıyor? Daha önceki oturumda bahsettik işte dil edimini açıklamaya çalışan yaklaşımlar innatist yaklaşım, Chomsky ile ilişkilendirilmiştik ve Chomsky deyince de aklımızda işte Universal Grammar ve LAD, Language Acquisition Device. Bu da faculty ile kastettiği yani işte Human Language Faculty insan dilinin özelliği yani sahip olduğu özellik anlamında kullanıyor. İşte Language Acquisition Device olarak tanımladığı şey Chomsky'nin. Universal Grammar burada aradığımız seçenek. Peki şu ayrımı bilen var mı? Prescriptive ve descriptive ayrımını bilen var mı? Diğerlerini hani bir nebze tahmin edebiliriz. Functional, hani işlevsel olan gramerin demek ki üstünde durmak veya onu vermeye çalışmak. Pedagojik de eğitimsel yani daha çok yine gerçekte kullanılan veya yaygın kullanılan ve eğitime uygun olduğunu düşündüğümüz yapıların incelenmesi veya öğretilmesi. Peki Hüseyin arkadaşımız yazmış. Prescriptive kural var demiş. Doğru. Yani prescribe'dan geliyor. Prescribe dediğimiz şey aslında reçete yazmak değil mi? Yani doktorların yaptığı bir şey. Bu ne yapıyor? Yani şunları şunları yap. Yani şunları şunları yapmalısın veya şu ilaçları almalısın gibi. Burada da dil bilimci işte prescriptive grammar yaklaşımında yani işte doğru olan aslında doğru olan yapıları öğretilmesi gerektiğini söylüyor. Yani bir takım kurallar koyuyor hatta. Kurallar olması gereken ve kuralları uygun söylenmesi gerektiğini. Ve bu kurallar günlük hayatta her zaman herkesin uyduğu kurallar değil. Onun altını çizmek lazım. Örneğin diyor ki mesela işte bir soru veya bir cümle işte prepozisyonla bitmez diyor. Veya işte I and my friend diyemezsin de my friend and I diyebilirsin gibi bir takım kurallar ortaya yani kurallar öne sürüyor ve bunları bu şekilde kullanmalıyız diyor. Descriptive ise daha kapsayıcı yani hani günlük hayatta kullanılan şeyleri öğretmeyi amaçlıyor. Yani dedik ya az önce yani birçok kuralları hani prescriptive grammarians diyebileceğimiz dil bilimcilerin öne sürdüğü şeylerin tersi bir takım uygulamalar var. Günlük hayatta pratikte onları da kapsıyor. Descriptive grammar. Böyle bir ayrım var. Evet. Tabii biraz şey yani teknik şeyler olduğu için anlaşılması biraz zor. Pekala pedagojik zaten dedik eğitimsel hani eğitim içinde kullanabileceğimiz yani sınıf içinde verebileceğimiz gramerler. Evet. Lexical ya da semantic relationship ya da sense relationship diye de geçiyor. Semantics altında değil mi? Bunlardan bahsetmiştik. Antonimi var, sinonimi var. Homonimi, hyponimi gibi. Cat ve animal deyince buradaki ilişki nasıl bir ilişki? Nereden bahsedebilir? Evet, Bursa cevabı veriliyor. The first one is the hyponym of the second one. Yani işte cat, animal sözcüğünün hyponimi diyoruz. Bu yani kategorinin yani şöyle bir şey yapılıyor, açıklanıyor. X is a member of Y ilişkisi. Yani member ifadesi burada öne çıkıyor. Buna benzetebiliriz. Buradaki diğer ilişkileri de. Peki diğer şeyler neydi? Mesela bu durumda cat ve dog ne oluyorlar? Evet. Second one is superordinate of the first one diye yazmış Hüseyin arkadaşımız. Doğru.
Animal burada superordinate oluyor. Peki cat, dog dersek bunları nasıl düşünürüz? Co-hyphenim deriz. Doğru. Bunlar da türdeş gibi bir şey oluyor galiba. Co-hyphenim. Şimdi evet, antonimi biraz karışık bir konu. Binary nedir diye yazmış bir arkadaşımız da. Şimdi antonimi konusu gerçekten karışık. Zıtlık. Temelde gradable, non-gradable iyi açıklıyor ama yetmiyor. Başka yerlerde başka zıtlıklardan bahsedilebiliyor. Şimdi şurada bir notlarımda arıyorum. Çünkü ben de dolayı yani kaç kez anlatırsam anlatayım karıştırıyorum. Burada çok hani bilmeye belki gerek yok ama yine de sorulabiliyor, karşımıza çıkabiliyor. Antonimi konusu. David Crystal'ın o bahsettiğim sözlüğünde var ama yani oradaki açıklamalar da doğrusu çok net anlaşılmıyor. Onu da söyleyeyim. Temelde binary ve non şey pardon gradable non-gradable diye bir ayrım. Onu akılda tutmamız yeterli diye düşünüyorum ben ama yine de bulursam size şeyden bahsedeceğim, binary'den. Şu anda notlarımda bulamadım. Belki yazan olur başka. Tekrar bakacağım. Arada olmazsa bulmaya çalışırım. Ama temelde şu. Antonimi deyince gradable. Şöyle şunla yazacağız. Gradable, non-gradable diye bir ayrımdan bahsedebiliriz. Gradable deyince derecelendirilebilir. Bundan neyi kastediyoruz? İşte more yani competitive formları veya superlative formları olabilir. İşte big, small ikilisinde hani bigger, smaller gibi karşılaştırma yapmak mümkün ama işte alive, dead burada herhangi bir derecelendirmeden bahsedilemiyor. Dolayısıyla non-gradable olarak yani demek ki işte big, small, tall, thin, şey tall, short benzeri zıtlık ifadelerinin dışındakiler non-gradable diyebiliriz. Ama bu bazı durumlarda yetmiyor. İşte converse items veya işte binary burada yazılan gibi binary items diye başka tabirlere ihtiyaç duyuyor. Şu anda notlarını bulamadım ama 3. bölümde buna tekrar açıklık getirmeye çalışırım. Başka burada sorabileceğimiz bir şey var mı? İşte sinonimi zaten biliyoruz. Herhalde yok. Peki. Evet. Evet, Dilek de benim söylediklerimi örneklemiş. Doğru. Evet, bu da aslında basit bir soru. Sosyolinguistik ile alakalı. İzninizle şu pencereyi açıyorum. Yağmur durdu. Hala sıcak hava. Evet, evli bekar binary oluyor demiş. Tamam. Bir relationship, bir tür İlişki söz konusu olduğunda sanıyorum oluyordu. Fakat işte converse dediğimiz şeyler de var. Onlar da benziyor biraz. Neyse. Tekrar bir bakıp notlardan size bilgi vereceğim. Şu anda bulamadım. Evet. Oraya mı geldi Yağmur? Gizem neredesin? Edirne'de. Oo, bayağı yol kat etmiş ya Ankara'dan. Evet. Valla iyi yağdı burada yalnız öyle söyleyeyim. Evet Bursa'da da var diyorlar. Demek ki yurt genelinde Balkanlardan gelen bir yağmur şeyi var. Peki Mersin bulutlu. Evet bu soruya ne diyeceğiz arkadaşlar? Yani burada ipuçları hangisi
Influence of a speaker's first language or the geography of the speaker in the social language. Yani geography ve başka ipucu var mı? Yani geography deyince gideceğimiz seçenek herhalde C olmalı. Accent. Dialect vermemiş. Dialect de hani benzetilebileceğimiz, karıştırılabilecek bir şey. Dialect, lehçe daha çok ülke içindeki bölgesel farklılıklar, aynı dili konuşanların işte kullandığı bazı sözcük yapısında daha çok veya telaffuz konusundaki farklılıklar ifade ediyor. Accent daha çok işte İngilizceye örneğin Türk aksanıyla veya Fransız aksanıyla konuşmak gibi. Evet, biz de bu arada hani fena değiliz. Bizim de tabii çıkaramadığımız sesler var. Bu işte theta sesi gibi TH sound. Bizim için sıkıntılı. Ama bizden daha kötü konuşan neyse ki milletler var. Fransızlar mesela onlardan bir tanesi. Japonlar genelde onları anlamak zor oluyor. Evet. Afrikalılar bilemiyorum. Afrika'da esasında resmi dil İngilizce olan ülkeler de var çok fazla. Dolayısıyla orası biraz karışık. Evet. Peki nereden geldin, Afrika'da hangi ülkeden geldiğine de bağlı. Evet. Gryce's Cooperative Principle, yani Gryce's Maxims veya Cooperative Principle diye geçiyordu. Özelliği değildir. Basit bir soru. Bugünkü çözdüğümüz sorulara da benziyor. Hemen D cevabını veriyoruz. Quantity, quality, relevance, manner. Bunlar açıkladık. Toplamda 4 tane kural var. Karşılıklı konuşmanın sağlıklı yürümesi için uyulması gereken kurallar. Quantity işte ne az ne çok katkı yapmalıyız diyordu. Quality doğruyu söylemeliyiz. Yani söylediğimiz şeyler doğru olmalı. Doğru bildiğimiz şeyleri söylemeliyiz. Burada mesela hedge diye bir şey vardı. Hedges. Onu hatırlıyor muyuz? Hedges. Bununla bağlantılı olarak. Discourse analysis. Aklıma gelmişken hatırlatayım dedim. Biliyorsunuz neydi? Biraz bu quality ile bağlantılı. Evet, emin olmadığımızda kullandığımız ifadeler. Örnek. I think, tamam. Biraz daha yumuşatıyor. Yani normalde dediğimiz gibi doğru olduğunu bildiğimiz şeyleri söylemeliyiz diyoruz ama işte bazen emin olmadığımız şeyler de olabilir. Evet, correct me if I'm wrong. I'm not sure. As far as I know gibi ifadeler, hedges dediğimiz ifadeler. Bu da biraz bununla bağlantılı. Bu arada relevance işte konuyla alakalı konuşmak demekti. Manner da brief and clear. Kısa, öz ve açık konuşmak kastediliyordu. Kind of, sort of, if gibi ifadeler de galiba oluyordu, değil mi? Evet, doğru. Pekala. Evet, neurolinguistics diyebiliriz, değil mi? Bu sorunun girdiği alan. Ha, peki bu arada implicature neydi? Özür dilerim, bu işaretlilik bunu da bu cooperative principle'dan bir tanesi değil ama neydi implicature? İma, örnek verebilir miyiz? Geliyor mu örnek? Bir de presupposition diye bir şey var. Onlarla karışabiliyor. Onu da yazayım şuraya. Onu da hatırlayalım bu arada. Presupposition. Yazabilecek miyiz bununla? Hı. Peki, presupposition neydi? Bunlar da galiba daha önce
EGL'lerde de sormuştu diye hatırlıyorum. Yani buna da bir nevi önerme gibi bir şey denebilir. Hani varsayma gibi. Var mı yazan? Mesela işte when did you evet belki when did you stop smoking ifadesinde ne var? Presupposition var diyebilir miyiz? Yani hani nasıl bir anlam oluyor? Daha önceden sigara içtiğini anlıyoruz gibi değil mi? Genelde hani used to ile oluyor. Evet. Arabamı çarptım dediğinde arabasının var olduğunu anlıyoruz. Presupposition böyle bir şey. Evet, daha çok used ifadesiyle anlatıyorduk. Doğru. Peki. Implicatory'da tam olarak aradığım örnek gelmedi ama şu olabilir miydi? Yani genelde kitapta verilen şey şöyleydi galiba. İşte are you coming to the party diye soruyor mesela. Diyorum ki I have an exam tomorrow şeklinde cevap veriyorum. Böyle miydi? Implicatory'ın kullanımı. Yani doğrudan cevap vermiyordu, değil mi? Hani yes ya da no şeklinde cevap vermiyor da ima yoluyla cevap veriyor. Evet, peki. Sizden beklediğim örnek gelmedi ama tamam, biliyormuşsunuz siz de. Peki, bir örnek daha, bir soru daha çözelim, ondan sonra ara verelim. Could you open? Ha, bir de şey vardı. Direct, indirect gibi. Indirect acts gibi değil mi? Evet, doğru. Indirect. Zehra herhalde soruyor. Evet, haklısın Zehra. Bu işte Neurolinguistics yine hemispheres demiş. Biz lob diyoruz daha çok galiba değil mi? Sol, sağ. Yarı küre deniyor mu bilmiyorum. Pek denmiyor. Hangisi? Burada biraz zor soru. Bu da zor sorulardan. Evet. Bu da oldukça zor. Sağ, beynin sağ yarısının sorumlu olduğu değil mi? Şeylerden bir tanesi. Yani diğer hepsi sol. Bir tanesi sağ yarısıyla, yani sağ yarıyla onun sorumlu olduğu bir şey. Division of labor, yani onun işi diye düşünebiliriz. Bu zor biraz. Aradığımız cevap Adana. Holistic processing. Yani bütüncül, resmin tamamını gören holistik kavramı biliyorsunuz. Bu ELT şeyinde çok geçiyor. Literatüründe. Daha aynı zamanda concrete processing diye de geçiyor bu saat yarı kürenin sorumlu olduğu şey. Yani daha somut işlemden sorumlu. Left yani işte dille alakalı olduğunu biliyoruz zaten. Listening, speaking dolayısıyla kapsıyor. Thinking, reasoning, calculating bunlar da yine aynı zamanda numbers. Calculating deyince numbers kastediliyor bunlar. Belki bunlar gelişim psikolojisinde falan İşlenmiş miydi? Türkçe derslerde görmüş müydünüz Türkçe derslerde? Evet. Hangi dersin konusu oluyor? Gelişim mi? Öğrenme. Right ear advantage. Ha, onunla karıştırdım demiş. Tamam. Pekala. Öğrenme dersi. Tamam. Bir ara daha verelim. 8'e geliyor. Biraz ara veriyoruz ve 8'de başlamış gibi düşünüyorum. 8'e 10 geçe 3. ve son saatimize gireceğiz. Toplamda 7 saat yapmış olacağız. Baya bir maraton olacak. Baştan beri takip eden kimse var mı? Bir kayıpları gördüm. Bir ihtiyaç Maltepe arkadaşımız yok mesela. Kayıpları gördüm de evet var. Takip ediyorsunuz. Tebrik ediyorum bu arada sizi. Plaketim olsa takdim ederdim. Ama buradan saygılarımı gönderiyorum. Ara veriyoruz. Aradan sonra az soru kaldı aslında. Yani tahminimizden biraz daha
erken bitebilir. Bakalım o bölümde de belki soru cevap şeklinde tamamlarız. Evet, aradan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Müziği kestiğim için kusura bakmayın. Derse başlamamız lazımdı. İyi oldu ama keyifler yerine geldi galiba. Sevindim ben de görünce. Arkadan şöyle çalsa hafif hafif aslında fena olmazdı belki ama onu yapamıyoruz. Öyle bir teknolojimiz yok ne yazık ki. Benim de sesim güzel değil. O yüzden derse mecburen devam edeceğiz. Peki. Var diyor. Sistem yöneticim teknoloji var demek istiyor galiba. Var var diye yazmış. Öyle bir teknoloji var demek ki. Pekala. Neyse. arada şeye baktım bu arada. Antonim demiştik ya biraz karışık bir konu. Binary antonim geçiyordu bir yerde. Onu bir hatırlatalım. Tekrar. Net bir cevap verememiştim de notlarımda var demiştim. Binary antonyms nedir diye. Arkadaşımız live dead galiba öyle bir örnek vermişti. Bakayım yukarılara ne yazmıştınız. Şimdi bulmak da zor olacak. Bayağı bir mesaj yazılmış. Neyse. Binary antonyms'de şey diyor açıklama olarak. İngilizce açıklama. Gene şeyden. David Crystal'ın sözlüğünden. Pairs of antonyms that have the all or nothing property. Yani ya hep ya hiç özelliğine sahip şeyler. Yani ya birisidir ya diğeri. Şeklinde. Yani true false örneğin. Şu örneği vermiş. Biraz gerçekten sıkıntılı bir şey. Antonim konusu pek sevmiyorum. Birbirine çünkü çok benzer şeyler var. Bunu binary antonim için vermiş. Tamam mı? Doğru yanlış. Evet, ortası yok gibi düşünebiliriz. Yani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Belki evet ölü diri aynı benzer bir kapı aynı kapıya çıkıyor diyebiliriz. Yani bir kişi ya yaşıyordur ya yaşamıyordur gibi hani ölü diri şeklinde düşünebiliriz. Alive dead. Bir diğer taraftan da converse term diye bir şey var. Bir başka zıtlık ifadesi. Bunu da bir yerlerde sınavlarda yani ya da yayınlarda görmüştüm. Converse terms. Ben gerçi ders anlatımında bu kadar detaya girmemiştim. Ama sorulduğu yerler oluyor. Buna da şöyle örnekler veriliyor. Bunda bir ilişki var. Daha çok karşılıklı sosyal roller. İşveren, çalışan, employer, employee. Bir örnek arkadaşlar. Ya da şöyle de bir ilişkiden söz edebiliyorlar. Evet, biraz gıcık bir şey bu. Ha. Öğretmen öğrenci evet doğru. Bir de spatial relationship diyor. Spatial demek uzamsal ilişki, uzam. Teknik karşılığı bu. Above, below hani üzerinde, altında ona da bunu örnek verebiliriz. Uzamsal dediğim şey böyle bir şey. Yani bir şeyin konumundan bahsederken belki üzerinde, altında olur mu? Olabilir. Hani burada da öyle hani bir şeyin üzerinde, altında ama hani bir de under ifadesi var ya. Belki o da olabilir. Bu converse terms olarak geçiyor. Tamam mı? Yani zıtlık altında bir de böyle bir ayrım daha yapıyorlar. Non-gradable antonym yerine de complementary terms. Complementary terms. Hatta bir tane daha var. Onu da görebilirsiniz. Sonra hoca söylemedi demeyin. Complementary terms. Bunu da bulabilir. Yani dediğim gibi kullanabilirler. Burada aslında bizim non-gradable dediğimiz, yani ilk başta non-gradable dediğimiz şeyler kastediliyor. Single yani genel olarak gradable, non-gradable diye bir ayrım yapıldığını söyledik ama bazen işte biraz daha açıklayıcı olmak için
Şu binary ve converse gibi bir ayrım daha söz konusu olabiliyor. Yine bizim non-gradable dediğimiz şeyde bazı kitaplarda complementary terms diye geçiyor. Başkası daha da sormayın. Oto-antonim hiç duymadım vallahi Gülşen. Karıştırma kafalarımızı şimdi. Oto-antonim hiç duymadım. Bak o da yeni oldu. Onu da şimdi not alayım. Senden duydum doğrusu. Oto-antonim. Abartmışlar yani biraz. Hemen şurada kitapta bakacağım. David Crystal. Yani varsa gerçekten literatürde vardır, geçiyordur böyle bir şey. Ama yoksa artık uydurmuşlar, abartmışlar diyeceğim ama mutlaka bir yerde görmüşsünüzdür. Oto-hyponim var ama oto-antonim duymadım. Oto-hyponimle karıştırıyor olabilir misin acaba? Hyponimde oto-hyponim varmış. Tabii oto-hyponim varsa oto-antonim niye olmasın? Olabilir. Peki neymiş? Ya, aynı zamanda açıklamışsınız siz galiba. Yayınlarda var. Trafik. Evet, bence de biraz fazla uç gibi ama hem berbat hem harika. Ha, trafik. Oto-antonim. Yani bir sözcük kendisiyle çelişiyor gibi. Kendisiyle tezatlık oluşturuyor. Evet, güzel. Mantıklı. Oto deyince çünkü kendisiyle alakalı değil mi? Hani otobiyografi gibi. Doğru. For example, terrific. Evet, duruma göre good ya da bad anlamına gelebiliyor, öyle mi? Evet, mantıklı. Evet, bunu da notunu aldık o zaman. Otoantonim, yani başka terim çıkarmayın lütfen, başka bir şey söylemeyin. Yeterince karışık zaten konular. Dil bilimi özellikle kapsamlı. Ama bana da çeşitli yayınlardan zaman zaman sorular geliyor. İşte onlar arasında bunlar geçiyordu. Bunları bulup size aktardım ama benim de bilmediğim şeyler mutlaka çıkıyor. Dil bilimci değiliz hiçbirimiz. Dolayısıyla hakikaten hepsini bilmemiz zor. Peki gelelim approach'lara, daha kolay. Approach'lardan soru gelmesini diliyoruz. Gerçi bu soru da hani yine ayrıntı bir soru. Diane Larson Freeman'ın kitabında böyle ufacık bir yerde geçen bir aslında kavram. Ama mantıklı çözülebilirdi. Mantıkla çözülebilirdi. İpuçları var. Ne gibi? Personalized teaching methodology may serve different learners with different needs. Yani farklı ihtiyaçlar için veya farklı öğrenenler için farklı işte metotlardan faydalanmak kastediliyor burada. Ya da işte her metottan ihtiyaç doğrultusunda faydalanılabilir. Böyle bir yaklaşım, hani tek bir yaklaşıma bağlı kalınmadan birden fazla yaklaşımı kullanmak, benimsemek kastediliyor. Tabii yani biraz kabaca approach konusunda hakimseniz bu soruyu rahat yapabilirsiniz. Hani bu doğru cevap olarak geçen sözcüğü çok fazla görmemiş olsanız da, rastlamamış olsanız da. Communicative approach günümüzde hani çoğu programın tercih ettiği yaklaşım. Günümüzde her kitap communicative approach ile yazıldığını işte söylüyor, iddia ediyor. İletişimsel yaklaşım. Hapşıracağım. Her an hapşırabilirim. Peki. Hazırlıklı olun. Lexical approach, hani lexis neyi çağrıştırıyor? Vocabulary, kelime bilgisini çağrıştırıyor. En sık yani dilde en sık kullanılan ve en fonksiyonel, en işlevsel vocabulary'nin, sözcüklerin seçildiği ve öğretildiği. Yani vocabulary teaching'in, grammar teaching'in önüne geçtiği yaklaşım oluyor. Cognitive approach, bilişsel yaklaşım. Buna neyi dahil edebiliriz? Hani çok mesela Diane Larson filmin kitabında cognitive approach geçmiyor aslında. Hani grammar translation'dan başlatıp direct audio lingual oradan nereye getiriyordu?
Bu humanistic approaches dediğimiz işte suggestopedia, communicative var, o da hani 70'lerde çıkıyor ama bir de humanistic approach adı altında birbirine hani benzetebileceğimiz duygulara, öğrencinin duygularına ilk kez dikkate alan bazı yaklaşımlar var. Suggestopedia var, TPR var, başka ne vardı? Community Language Learning var. Silent Way var. Bunlar aklıma gelenler. Kognitif'de evet NLP olabilir. Buna tekrar bir bakmamız lazım. Ben de şu anda doğru hatırlayamadım. Holistic Approach daha çok reading'i temel alıyor. Ve daha çok hani okuma metinlerinin incelenmesi ve onlardan hareketle dil öğretimine önem veriyor. Ve parçaları metinlerin tamamına, genelini veya söylemek istediği şeyi anlamaya yönelik, yani bütüncül bakıyor metinlere, yaklaşıyor. Bu kastediliyor. Evet. Burada aradığımız cevap eclectic approach. Az önce bahsetmediğimiz şey bu. Dan Larson Freeman'ın kitabında geçiyor. Başka bir kitapta ben rastlayamadım böyle bir yaklaşımdan. Yani aslında işte tam olarak herkesin uzlaşamadığı, hangisinin iyi olduğuna karar veremediğimiz durumlarda işte eklektik deyip işin içinden çıkıyoruz. Bir nevi sentez yapmak gibi, ihtiyaca göre hepsinden faydalanmak. Yani her birinin kullanacağı yerler vardır diyoruz. Peki, aradığımız cevap C olacaktı. Evet, bu soru da çok zor değil. Yani nerede, hangi konuya dahil edebiliriz bunu? Bu soruyu dil edinimine belki dahil edebiliriz. Orada hani slip of tongue, malapropism tarzında bir takım kavramlar gördük. Bu daha genel anlamda. Baktığımız zaman seçeneklere işte error, compensation, avoidance, mistake bunların arasındaki farka değinmiş. Birbirine yakın şeyler olsa gerek. Değil mi? Birbirine yakın şeyler. Evet, suggestopedia olabilir. Ben de şimdi ona bakacağım da yarım kaldı, farkındayım. O kognitivi çünkü hatırlayamadım yaklaşımları. Ona da bakacağım. Siz bu soruya bakarken ben de hemen şöyle bir notlarımı gözden geçireceğim. Cevap az sonra. Peki, bu arada bu soruya cevap verelim. Yazmış herkes. Edirne demiş. Edirne doğru cevap. Mistake, error. Böyle bir ayrımdan bahsetmek mümkün. Yani tanım zaten anlaşılıyor. Burada diyor normalde doğru formu biliyor ama dil sürçmesi dolayısıyla yanlış hata yapıyor. Buna mistake diyorlar. Diğer taraftan cevabı bilmeden ve doğru cevabı veremiyor. Aradan beklenen cevabı ona error diyoruz. Böyle bir şey var. Sonra bununla bağlantılı olarak error correction var. Yani öğrencilerin yaptığı hatalara öğretmenin yaklaşımı nasıl düzeltilmeli? O konuda bir takım yaklaşımlar var. Onlara aşina mısınız? Hani display questions, genuine questions, ask for clarification, repetition, explicit correction, recast. Recast'ı hatırlıyor muyuz? Buralarda var mıydı bir yerlerde? Yok ama TG'lerde sorulmuştu galiba. Recast nasıl oluyordu örneğin? Ben de o arada şeyi aramaya devam edeyim. Reformation, o da var, doğru. Reformation. Explicit Collection'da doğrudan cevabı veriyordu. Evet. Recast'te ne yapıyor? Vurgu yapmadan düzeltiyor. Evet, öğrencinin yaptığı hatayı
düzelterek ifade ediyor, değil mi? Öğrencinin yaptığı şeyi düzelterek söylemiş oluyor. Doğru. Bu recast oluyordu. Doğru. Evet. Repetition dediğimiz zaman öğrencinin yaptığı, yani söylediği hatalı ifadeyi aynen tekrar ediyor, ama hani belki bir soru entonasyonla, tonlamayla onun hani doğru olup olmadığını fark ettirmeye çalışıyor. Peki, bu arada cognitive method, cognitive code learning diye de geçiyor. Ayrı bir ismi daha var. Çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Audiolingual metoda tepki olarak ortaya çıkıyor. Ve cognitive psychology dediğimiz, hani şeyde de yaklaşım var ya, dil bilimindeki yaklaşım, ondan esinleniyor ve Chomsky'nin dil bilimindeki teorilerinden esinleniyor. Yani temelde dil ediniminin işte beyindeki bilişsel faaliyetler, bilişsel olgunluk sonucunda geliştiğini söylüyor. Gramere vurgu var. Gramer yapılarını özellikle bilinçli olarak inceleme düşüncesi var. Yani tekrardan aslında hani audiolingual method'da bir nebze gramer, hani orada da structure var aslında. Orada da gramer yapılarına bir nebze, yani tamamen terk edildiğini söyleyemeyiz. Direct method kadar değil. Ama biraz daha gramere de biraz daha hani dikkat edilmesi fikri öne çıkıyor. Yani burada dikkat düşüncesi öne çıkıyor. Onun dışında gramer hani didaktif veya indaktif şekilde anlatılabilir demiş. Çok fazla her kitapta geçmiyor. Fakat hani gramerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Temelde böyle. Cognitive code learning diye de geçiyor. Peki. Bunu da söyledikten sonra sıradaki soruya bakalım. Reading ile alakalı. Kocatepe'nin dibinde olduğumuz için ezan sesi hocamız tam dibimizde. Evet, bu da kolay bir soru. Herhalde buradaki kavramlara hepimiz aşinayız. Reading comprehension sorularında özellikle geçen şeyler. See beyond literal meaning. Gerçekteki anlamın altında yatan anlamı görebilmek. Yani read between the lines dediğimiz bir şey aslında. Satır arasını okumak gibi. Alt ya da yan anlamları anlamak. Using variety of clues. İpuçlarını kullanarak. Ne yapıyoruz burada? Evet. Inferencing diyorsunuz. B diyorsunuz. Çıkarım demek daha doğru herhalde buna. Hatta biliyorsunuz reading comprehension sorularında da geçen bir ifade bu. Yani ne diyor? Mesela what can be inferred ya da işte it can be inferred from the text that şeklinde başlangıçlar var. Soru kökleri. Infer verb olarak İşte çıkarmak demek, anlam çıkarmak. Buna benzer başka neler var? Conclude sözcüğü var, değil mi? Conclude. Genelde pasif yapıda kullanılır, değil mi? It can be concluded gibi. Bunlar da evet, çıkarım anlamında kullanılan diğer şeyler. Skimming, scanning neydi? Skimming, read, yani to get the gist. Gist ne demek? General idea demek. Yani geneli anlamaya yönelik. İşte parçanın konusu neyle ilgili? Sorusunun cevabı skimming tekniğinde yatıyor. Yani hızlıca okuyup, yani çok fazla yabancı kelime takılmadan hızlıca okuyup genel anlamaya çalışıyorsunuz. Scanning de daha çok reference soruları sorular. Reference. Yani işte he pronoun'u işte kimin için kullanmış? Veya şu sayı yine hangi şeyi veya neyi nitelemek için kullanmış? Scanning dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Belirli şeyler için okuyoruz. Tarıyoruz bir nevi metni. Spesifik bir şeyleri bulmak için tarıyoruz. Onunla ilgili bilgi edinmek için. Aradaki fark bu. Extensive reading nedir?
Extensive reading sınıf dışı okuma demek. Daha çok işte öğrencinin okul dışında işte bir hikaye kitabı okuması örneğin extensive reading'tir. Yani daha çok keyif, zevk için okumak. Evet, eğlence amacıyla okumak anlamında. Öbür türlü intensive dediğimiz zaman sınıf içinde yaptığımız her türlü çalışmak kastediliyor. Evet. Peki. Sıradaki soru. Evet. 44. soruymuş. Motivasyon bununla ilgili olarak hangisi doğru değildir? Not true. Yani istenmeyen bir şey. Bu böyle yaparsak motive edici davranmamışızdır gibi. Ya da motivasyonla ilgili yanlıştır. Evet. Nereden çıkıyor? Evet. Denizli'ye gidiyoruz. Şu decrease sözcüğünden değil mi? Evet. Artık biliyorsunuz dikkatli okumayı ve hangi sözcüklere dikkat etmemiz gerektiğini. Gayet güzel bir çıkarımda bulunmuşsunuz. Hüseyin arkadaşımız yazmış hani nasıl çözdüğünü. Diğer arkadaşlar da doğru cevap vermişler. Yani cooperative learning normalde istenen bir şey ve yani kendini güvenini kazanmalarını arttırması beklenen bir çalışma, öyle değil mi? Yani zayıf bir öğrenci grupla çalıştığı zaman ve bir şeyi başardığı zaman daha işte kendine güven sağlayacaktır. Dolayısıyla hani decrease ifadesi burada hatalı gerçekten. Increase olması gerekir. Bu bize doğru cevabı gösteriyor. Diğer ifadeler demek ki motivasyonla ilgili doğru diyeceğimiz şeyler. Evet, diğerlerinde tartışmaya gerek yok bence. Anlaşılmayan da bir şey olduğunu sanmıyorum. Geçiyorum. Evet. Test, assessment. Assessment. Evaluation. Değil mi? İki şey, ölçme, değerlendirme. Genelde birbirinin yerine kullanılıyor. Test dediğimiz şey veya testing dediğimiz şey aslında değerlendirmenin bir parçasıydı. Değerlendirme ya da assessment daha kapsayıcı bir kavram. İlla test vererek veya bir sınav uygulayarak değerlendirme olmuyordu. Bunu biliyoruz. Evet, burada bir takım ayrımlar var. Formative, summative bahsetmiştik. Bir kez daha yazabiliriz. Summative, formative. Genelde hani ne demiştik? Geleneksel traditional assessment dediğimiz şeyler summative, daha özetleyici, daha çabuk yoldan, kolay yoldan fikir edinmek öğrencinin neyi bilip bilmediği konusunda bu amaçlıydı. Formative de daha çok feedback vermek amaçlanıyordu. Daha bireysel boyutta düşünmek gerekiyor. Öğrenciye daha fazla feedback verebilmek için. Bunun dışında tabii çok ayrım var aslında. Assessment konusunda criterion based, norm based test, onlardan bahsettik. Peki bu soruyu cevaplayalım, ondan sonra diğerleriyle de ilgili konuşuruz. Before the beginning of the academic year, English teacher may give a test to their pupils. Evet, diagnostic'te progress'i mi karıştırıyorsunuz? Halbuki diagnostic'te placement'ı belki karıştırmak daha mümkün diye düşünürdüm ben. Siz peki, onları açıklayacağız. Tek tek test türlerinden bahsederiz. Şimdi ne diyor burada? İpucu nedir? The pupils to identify their language proficiency levels. Identify their language levels. Şimdi aslında language level, proficiency de çok dikkate almayalım. Çünkü proficiency test diye de bir şey var aslında ama
Burada seviyeyi belirlemekten bahsediyoruz. Seviye belirlemek deyince diagnostike gitmemiz lazım. Bu tabii şöyle bir şey. Neyi bilip bilmediğini test ediyoruz. Hani burada placement'ı da düşünebiliriz. Placement demek yerleştirmek. Yani hangi işte seviyeden başlayacağını söylemek. Aslında burada level search'ı placement'a da götürebilirdi ama siz gitmemişsiniz. Onu belki nasıl açık edebilirdi? Yani işte elementary, pre-intermediate, intermediate bu işte sizdeki, sizin işte benim kursta benimsediğiniz sistem. Bu her kurumda yani her konuda farklı olabilir. O kurlardan birine yerleştirmek, o seviyelerden birine yerleştirmek söz konusu olduğunda placement. Diagnostic şey de olabiliyor. Yani hani bütün becerileri test etmek yerine ya da ne bilip bilmediğini test etmek yerine hani her bir beceriyi ayrı da inceleyebiliyor. Mesela işte diyelim ki speaking kursu var diyelim ki bir dil okulunda speaking özellikle konuşmaya yönelik bir kurs var. Bir seviye tespit yapacak ya işte ya da belli tanılayıcı diyorlar değil mi diagnostike? Tanılayıcı bir test yapması lazım. Diagnostik ne kadar hani speaking konusunda iyi. İşte diagnostik test böyle bir özelliği taşıyor. Bunu açıkladık. Achievement progress. Yani burada bir ayrım var. Achievement ile progress'i karıştırabilirsiniz. Bu arada tabii cevaplar veriliyor. Benim bana sorulan cevaplar başkaları cevaplıyor. Tamam, güzel, teşekkür ederim. Şeyi nasıl açıklayabiliriz? Progress'le achievement'ı. Bunu bilen var mı? Biri yani aslında çok benziyor. Hatta birbirinin yerine de kullanıldığı oluyor. Bazı kurumlarda achievement, bazı kurumlarda progress test ediliyor. Evet. Peki progress quizler gibi aslında hep bir şey öğrettikten sonra bu yapılan sınavlar bunlar. Achievement'ta, progress'te işte yani anlatılan şeyler ne kadar anlaşılmış ona değerlendirmek, anlamak için kullanılıyor. Yalnız biri daha kapsayıcı, biri daha genel, biri daha özel diyebiliriz. Bu durumda progressive, yani progress daha narrow, daha dar kapsamlı, daha az materyal ve daha az amacı test ediyor. Yani arkadaşımızın yazdığı gibi Gizem arkadaşımızın quizler olabilir, achievement'larda belki işte ya da kısa sınav ve ara sınav diye midterm diyebileceğimiz şeyler. Hani achievement'ları belki midterm'lere benzetebiliriz. Progress'leri de quizlere benzetebiliriz. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum hani bazen birbirinin yerine kullanıldığı oluyor. Knowledge test, bilgi testi zaten adından anlaşılıyor. Başka burada ne vardı aklımıza gelen test türü olarak başka? Proficiency test yani bir konuda yetkinlik ifade ediyor, yeterlik ifade ediyor. Daha çok üniversite bağlamında bir öğrencinin, yabancı dille eğitim veren bir kurumda eğitim alacak öğrencinin işte bir yetkinliğinden ya da yeterliğinden bahsederken kullanılıyor. Üniversitelerin genelde işte muafiyet sınavları proficiency exam diye geçiyor. Tabii TOEFL, IELTS tarzı şeyleri de bunlara benzetebiliriz. Evet. Başka ne örnek veriyorduk? Testingle ilgili bir şey kaldı mı? Evet. Yani progress, formative, achievement, summative denebilir mi? Yani belki biraz daha formative diyebiliriz yani hani ama ikisinin de hani çok fazla formative olduğunu söylemek mümkün değil gibi geliyor bana. Belki siz ders notlarınızdan ya da işte bir şekilde öyle okumuş olabilirsiniz ama yani aslında baktığımız zaman çok birbirinden farklı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani ikisini de yine summative diyebiliriz. Çok formative olduğunu sanmıyorum. Evet. Peki. Sona doğru gidelim. 46. soruymuş bu. Evet, bu da curriculum,
Müfredatla alakalı bir soru. Bir tanesi genel demiş, bir tanesi ne diyor? Providing tasks. Biri genel, biri özel aktiviteleri kapsıyor. Bir nevi plan gibi, scheme, plan. Evet, aradığımız cevap C. Curriculum, syllabus. Curriculum'un daha genel tanımını böyle yapıyor. İşte felsefi, sosyal ve yönetsel etkenleri kapsıyor. Tabii programın hedef ve amaçları yine müfredatın bir parçası. Her kuruma has bir takım amaç, hedefler belirleniyor. Öğrencilerin ihtiyaçları. Sadece öğrenciler de değil tabii. Needs analysis yapılıyor değil mi? İhtiyaç analizi. Sadece öğrenciler değil bu analizin konusu. Öğretmenler, hem kursu veren öğretmenler hem de işte belki üniversite bazında işte bölümdeki hocaların da mesela fikirleri almak durumunda. Aynı zamanda yöneticiler. Syllabus dediğimiz daha çok step by step, yani adım adım izlediğimiz daha çok daha ne diyelim somut aslında izlenciler, planlar. Bir de syllabus konusunda da ayrı bir ayrım daha var. Syllabus'ları da ayırt ediyorlar birbirlerinden. İşte mesela structural ya da grammatic syllabus var, lexical syllabus var. Bu ayrımlara da aşina olduğunuzu tahmin ediyorum. Başka ne vardı? Mesela communicative language teaching benimsediği syllabus dersek işte functional notional mesela değil mi? Yani hani işlevsel, gerçek hayatta kullanabilecekleri yapıların kullanılması. Theme based syllabus olabilir, topic based, theme based bunlar birbirine yakın tematik bölümler içerebilir. Yani aslında kitaplara baktığınız zaman açıp hani ders kitaplarını kullandığımız bir işte syllabus'un somut şeyi odur yani. Hani tematik olanlar her başlıkta işte yani her bir ünitede farklı bir temayı işler mesela değil mi? Dolayısıyla evet bence de bu sene buna benzer bir soru gelebilir. Syllabus türüyle ilgili sorular gelebilir. Bunları bilmekte fayda var. Evet. Bunun yerine ne sorabilirler? İşte bilmiyorum yani bunun yerine işte syllabus'ın türleriyle alakalı demiştim. Merve. İpucu var mı? Yani aslında adından anlaşılıyor. Gülşen çok fazla da hani ipucuna gerek olduğunu sanmıyorum. İstersen şuraya yazmak daha kolay. İşte hani functional zaten dedim ya functional, notional diye geçebiliyor. Communicative language teaching içinde structural hani daha pek biraz daha geleneksel yapıda geçen bir şey. Çok fazla hani tasvip edilen bir şeydi yani çok fazla gramer odaklı olması istenmiyor biliyorsunuz. Lexical dediğimiz zaman işte hani approach olarak da düşünebiliriz. Ama hani o approach'u benimsemeyip de programı lexical düzenlenmiş, organize olmuş olabilir. Başka ne dedik? Theme, topic based dedik. Evet gibi bunlar syllabus türleri. Bunların dışında da farklı kitaplarda farklı isimler yer alabilir. Bir şöyle bakmakta fayda var. Kitaplardan. Peki. Product Oriented Process. İşte bazı kitaplarda öyle veriyor. Onu yani biz daha çok assessment hatta daha çok da writing assessment konusunda bu kavramları kullanıyoruz. Writing assessment konusunda yazılı çalışmaların yazma becerisinin öğretiminde daha çok şey yapıyoruz. İşte product oriented olursa ürün odaklı. Yani öğrenci işte bu şu konuda yazsın getirsin. Öbür türlü proses hani daha otonomiye hitap eden yani öğrencinin tek kendi başına öğrenmesine yardımcı bir yaklaşım oluyor. Process oriented. Ama syllabus konusunda ben öyle bir ayrım görmedim ama tabii dedim ya farklı kitaplarda değişik şekilde verebiliyorlar. Peki bu 47 yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Sondan üçüncü soru galiba. 48, 49, 50 yok. Dördüncü oluyor.
Young Learners. Basit bir soru. Zor. Yani gerçekçi değil ve zor elde etmesi zor bir şey arıyoruz. Inference sorusunda kullandığım bir tabir vardı. Hatırlarsanız. Evet. Dilek arkadaşımız da hatırladı. Evet. Bu Denizli'de geçen, B seçeneğinde geçen read between the lines ifadesi. Satır aralarını okumak. Infer the message and share it with their peers. Bu yani işte çocuk yaştaki öğrencilerin yapabileceği ya da onlardan beklenen bir hedef değil. Dolayısıyla bu aradığımız seçenek. Evet. Evet, soyut düşünebilmeyle alakalı. Doğru. Bir de zaten hatırlarsanız dil edinimi derslerini bu işte yan anlamlar sözcüklere yüklenen yan anlamları olduğunun ayırdına varmak ilkokul çağlarında devam ediyor öğrenmeye. Yani ilk öğretim öncesinde bilişsel bir olgunluğa erişiyor. Bu ilk öğretime başladıktan sonra da devam ediyor. Bu idiomatik meaning dediğimiz şeyler ya da metalinguistik şeyler, bilgiler daha sonra, daha ileri yaşlarda gelişiyor. Peki. Hemen de cevaplar geldi. 48. soruyla alakalı. Evet, bu da yine Young Learners konusunda muhakkak böyle bir soru bekliyoruz tabii. Geçerli olmayacak. Not valid. C dediniz. Task should be based on structural patterns. İşte structure, gramer yerine kullanılıyor daha çok. Yani buna dayalı olması tabi istenen bir şey değil. Dolayısıyla da dikkat çekiyor hemen. Tabi yaparak daha iyi öğreniyorlar. Physical aktivitelerle hissederek, dokunarak. Doğru. Haklısınız. Evet, Türkçeden örnekler verilmiş. Ama esasında tabii bunlar ortak. Yani muma, bağda sanki Türkçe çalışma yapıyor ama bu İngilizce'de de çok farklı değil. Yani aslında bu aşamada biliyorsunuz işte iletişim, sözlü iletişim diyelim veya sesli iletişimin ilk stage'i, ilk aşaması crying aslında değil mi? Bunları sıraya koyarsak. Crying ağlayarak, yani henüz hece bazında dahi seçebileceğimiz heceler yok, sesler yok. Ağlayarak işte sıkıntısını, derdini belirtiyor bebekler. Daha sonra işte cooing, agolama dönemi dediğimiz Türkçe'de dönem izliyor. Onun arkasından da işte hece bazında işte ba, ba, da, da şeklinde ve o aşamada da yine ortak bir dil kullanmaya devam ediyor evrensel olarak çocuklar. Daha sonra işte one word, two word şeklinde devam ediyor gelişim. Babbling doğru cevap. Holofrastik ne demek? Biliyor muyuz? Bir de telegrafik diye bir başka şey daha var. Peki bilmiyor muyuz? Duymadık mı? Evet, tek kelimeyle cümle diyor Hüseyin. Doğru. Yani işte gitti, geldi Türkçeden mesela diyelim ki bebeklerin konuştukları ifadelerden örnek verirsek. İşte gitti, geldi veya gel. Yani emir cümleleri de. Yani emir cümlesi dediğimiz şeyler genelde tek bir sözcükte cümle olarak düşünülebiliyor. Holofrastik böyle bir şey. Telegraphic speech dediğimiz bir şey daha vardı. Onu da hatırlıyor olmalısınız. Telegraphic duymuşuzdur belki. Telegraphic'te
Yani iki veya daha fazla sözcükle yine ifadeler var. Yani yine cümle gibi anlaşılıyor. Telegraphic speech. Fakat yine bir takım gramer eksiklikleri var. Yani İngilizce'de mesela article veya fiil çekimi gibi. Türkçe'de de mesela ekleri kullanmadan, evet. Yani mesela işte baba al çorap ayak giy. Mesela benim oğlumun ifadesi. Hani ayağına giy. O ayağına takısını kullanmadan önce ayak giy şeklinde ifade etmişti. Bu da Türkçeden bir örnek olabilir. Telegraphic speech için. Evet. Inflection'lar yok genelde. Doğru. Yani enteresan bir şey. Yani gerçekten anne baba olunca bu şeyi bir de İngilizce öğretmeni ve bu konuları görünce insan şaşırıyor. Şey, mesela pek çok şeyi artık hani anlayıp ifade edebiliyor, sorulara cevap verebiliyor. 1,5 yaşını geçti, 19 aylık. Ama evet hayır yok mesela. Bu ilginç bir şey. Normalde biz işte hani yeni bir dil öğrenirken işte evet hayır ilk öğrendiğimiz şeylerden ama işte ana dil öğrenirken mesela evet hayır kullanmıyor bebekler veya bize has bir şey mi bilmiyorum ama bu enteresan bir gözlem oldu benim için mesela. Peki ve galiba bu son soru. Evet. Son soru 50. sorumuz bitiyor. Contrastive analysis hypothesis. Karşıtsallık varsayımı diye geçiyor Türkçe'de. Ne ile ilişkilendiriliyor? Aslında behaviorizm ile ilişkilendiriliyor. Bununla bağlantılı olarak da bir önce cevabı konuşalım da ondan sonra devam edelim şey yapmaya. Bir de error analysis var. Bunun açığını kapatmaya çalışıyor. Yani bu daha çok işte adından da anlaşılabildiği gibi hedef dille ana dilin karşılaştırmasını yapıyor ve hani ne kadar benzerse o kadar kolay öğrenilir. Ne kadar işte benzer değilse, farklıysa da o kadar zor öğrenilir gibi bir çıkarımda bulunuyor. Ama bunu yapılan araştırmalar bunun çok doğru olmadığını ortaya koymuş. Daha sonra buna cevaben yani buna tepki olarak da error analysis diye bir başka yaklaşım ortaya çıkıyor. Evet. Olumsuz aktarım burada. Negatif transfer bundan bahsedecektim ben de. İşte pozitif ya da negatif transfer olabiliyor. Kendi ana dilindeki kuralı doğru olarak kullanırsa hedef dilde pozitif transfer yanlış kullanırsa da negatif transfer oluyor. Dolayısıyla burada evet interference from first language bu da zaten behaviorizmde de üstünde durulan bir şeydi. Genelde ana dilin kullanılması tercih edilmiyordu. Çünkü işte bu bir interference, bir müdahale olarak görülüyordu. Hatta wrong habit formation yani yanlış alışkanlık edinimine götürebilir deniyordu. Evet arkadaşlar. Evet Nurhan'ın bir yorumu var. Herhalde zaman bitti diyor galiba. Süre doldu demek istiyor. Ya da devreler yandı. Artık 7. saatte demek istiyor olabilir. Benim için de durum benzer. Evet, peki. Yavaş yavaş kapatıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık hani tabii 50 sorunun 50'sini de cevaplamadık ama bir 80 soru en az herhalde cevapladık. Peki, sağ olun eksik olmayın. Ha, error analysis demiş galiba Gülşen. Avoidance yani bağlantılı düşünebiliriz. Avoidance daha çok kaçınmak hani yanlış yapmamak için kaçınmak anlamında kullandığımız bir şey. Hani hata yapmamak için hani orada bir soru vardı ya mistake error onunla bağlantılı olarak avoidance geçiyordu. Hani hata yapmamak için kaçınmak yani hiç yani o düşünceyi aklına atmak gibi bir şey. O anlama geliyor. Ben teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Gülşin'in sorusuna da cevap vereceğim ama devamını göremedim. Yani error analysis demiş. Hani onun farkından yani contrastive'de şey vardı. Predict olayı vardı. Yani hataları tahmin ediyor önceden. Hani karşılaştırma olarak düşündüğünde işte Türkçe konuşan bir kişi İngilizce öğrenmeye çalışırsa şu hataları yapar gibi bir tahminde bulunuyor. Error analysis ona hiç bakmıyor. Yani tahminle yola çıkmıyor. Doğrudan hatalarda yapılan pardon
öğrenirken yapılan hatalardan bir takım çıkarımlar yapmaya çalışıyor. Böyle bir fark var Erin analizisiyle alakalı. Tamam mı? Açık oldu mu bilmiyorum. Peki arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Katıldınız. Sınavda başarılar diliyorum. Bir daha görüşme şansımız olur mu bilemiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Evet Merve hocam ne diyeyim size son olarak önerim ne olacak? Yani bilmiyorum zaten yapıyorsunuz, yayınları takip ediyorsunuz. Hani daha az hata barındıran sorular açık öğretim soruları. İnternetten açık öğretim sorularını bulabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla işte birbirinizle paylaşımda bulunabilirsiniz. Onları yine ağırlıklı çözmenizi tavsiye ederim. Daha az hata barındırıyor ve ÖSYM'nin sorduğu sorulara da yakın olduğunu söyleyebilirim. Hani şeyim bu olabilir tavsiyem. Onun dışında alan konusunda başka vallahi söyleyebileceğim bir şey yok. Evet. Pekala arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar sınavda başarılar. Her şey gönlünüzce olsun. Peki, hoşça kalın.